Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmanız, burada programlarımıza yeni başlıyoruz. Tabii böyle bir kalabalık ben beklemiyordum. Benim için de şevk verici oldu. Umarım bir aksaklığa düşmeden konuşmamızı, sohbetimizi götürürüz sonuna kadar. Tabii şimdi bu tip şeylerde biz hazırlanıyoruz, ediyoruz, yapıyoruz ama bunlar müsabaka gibi. Kürsüye çıktığınız zaman ne olacağı çok belli değil. Nereye gideceğiniz, nasıl konuşacağınız, nereye varacağı. Yani biz sadece çalışıyoruz. O çalışmalarımızın şeyini burada göreceğiz. Onun için bir tatsız giden bir yer olursa kusurumuza bakmayın. Siz de katılırsanız, eksik bıraktığımız şeyler olursa, soru sormak isterseniz her zaman konuşma içinde de daha sonraki bölümlerde de sorabilirsiniz. Bunlardan çekinmeyin. Daha dinamik bir sohbet yapmış oluruz. Şimdi bugün Üstad'ın en önemli eserinden söz edeceğiz. Üstad'ın en önemli eseri, ben ezberleyemedim o kısmı. Not aldım ve aynen okumak istiyorum. Bu eser İdeoloji Örgüsü 1968 yılında, işte bu dünyada gençlik hareketlerinin zirveye çıktığı, gençlik hareketlerinin öne çıktığı bir dönemde basıldı. İlk baskısını o zaman yaptı. Üstad bu eserini Anadolu gençliğine ithaf etti. Ve o zaman bu ithaf kısmında da şunları yazmış. Bütün baskılarda yok bu, bilmiyorum. Ben şimdi bazılarının en sonunu almışlar, bazı baskılarda en önde duruyor. Bu ithafta şöyle diyor. Bu eser benim bütün varlığım, vücut hikmetim, her şeyim. Ben arının peteği hendeseleştirmeye memur bulunması gibi bu eseri örgüleştirmek için yaratıldım. Şiirlerimde, hikayelerimde, ilim ve fikir yazılarımda sadece bu eserin belirttiği bina etrafında bir takım müştemilattan başka bir şey değil. Şimdi 1968 yılındaki ithafında Üstad böyle yazıyor bu eser için. Yani şimdi bütün eserlerini bir kenara koyun Üstad'ın. Bu eserini bir kenara koyun. Şimdi bana kalırsa bu eser gözlerden kaçırılmış bir harika. Şimdi başta bunu söyleyeyim de sonra konuşurken ne demek istediğimi açmaya çalışacağım. Bir kere gözlerden kaçırılmış bir harika. Bir kere şöyle söyleyelim. İslam dünyasında olsun, Türkiye tarihinde olsun böyle bir eser yok. Yani böyle bir ihtiyaç hisseden yok. Yok derken tabii daha sonra mesela şimdi şöyle bir şey. Şimdi Sezai Karakoç'un bir sözü var. Diyor hepimiz Üstad'ın ceketinin astarından çıktık diyor. Şimdi buna binaen mesela işte bir taraftan Türk İslam Ülküsü çıkmıştır, bir taraftan Diriliş çıkmıştır. Şimdi bunlar da buna benzer. Hep bundan doğmuş şeylerdir. Bu ilk. İlk. Bir kere isminden başlayalım. İdeoloji örgüsü. Şimdi ideoloji örgüsü derken yani Üstad'ın o zamanki ifadesini ideoloji, bizim bugün daha çok kullandığımız şekilde ideoloji. İdeoloji dediğimiz zaman, şimdi burada zannediyorum hepimiz Müslümanız, böyle bir irite oluyoruz. Bir tuhaf geliyor bize. Yani şimdi din varken ideoloji ne? Veyahut da ideoloji hep böyle dinin karşıtı, dinin yerine geçmek isteyen bir şeymiş gibi algılıyoruz ideoloji sözünü. Şimdi o anlamda mesela Cemil Meriç'in falan yaklaşımını bilirsiniz ideolojiye. Ama bu bir çok haksız değildir bu yaklaşım. Çünkü ideolojiler 20. yüzyılda özellikle kökeni 19. ve 20. yüzyılda dinlerin yerini almak için ortaya çıkmış düşünce sistemleridir. İdeolojiler. Şimdi bu anlamda dini hassasiyeti olan insanlar bunlara böyle bir uzak olarak bakıyorlar. Ama Üstad burada farklı bir şey söylüyor. Yani dine dayalı bir ideolojiden bahsediyor. Bu ideolojinin niçin gerekli olduğu, ne olduğu işte bu kitapta, başından sonuna bu kitapta.
dine dayalı bir ideolojiden bahsediyor. Bu ne demek? Yani ne gerek var buna? Bunun üzerinde duralım biraz. Dine dayalı bir ideolojiye ne gerek var? Şimdi bildiğiniz gibi İslam ayetler halinde başladı. Hadisler ortaya çıktı. Ayetlerin pratiği halinde sünnet ortaya çıktı. Daha sonra ayette ve hadiste yeri bulunamayan şeyler hakkında içtihatlar ortaya çıktı. Mezhepler ortaya çıktı. İşte mezhepler üzerinde kıyas noktaları ortaya çıktı. İlerledikçe bir tasavvuf belirlendi, şekillendi. İlerledikçe işte şeyler üzerinde, mezhepler üzerinde, içtihatlar üzerinde fetvalar ortaya çıktı. İlerledikçe tasavvuftan bir takım sanat akımları, düşünce akımları doğdu. Ve bunlar böyle birbirinin içinden geçme şeylerdir. Yani şimdi ideoloji deyince kul yapısı deyip kestirip atmayalım. İslam'da öyle keskin bir ayrım yoktur. Yani ilahi yapı, Allah yapısı, kul yapısı diye bir şey diyemezsiniz. Çünkü İslam daima bu ilahi yapının kul ile beraber ortaya çıkmasıyla beraber algıladığımız, yaşadığımız bir şey. Şimdi her zaman mezhep de kul yapısı. Öyle değil mi? Yani fıkıh da kul yapısı. Şimdi hep buna, yani o anlamda kul yapısı deyip kestirip atmayalım. Şimdi bu zaman içerisinde işte biz üstadın tespitiyle bir bakıma ikinci Viyana kuşatmasından sonra tabi tefekkür bakımından daha erken Kanuni devrinden başlayarak İslam'da bir bozulma çığırına girdik. Ondan sonra dünya ölçüsünü elimizden kaçırdık. İşte mesela yani şimdi bu İslam'a göre doğru bir şey değildir. Ben şunu söyleyeyim. Dünyayı Müslüman olmayanların yönetmesi İslam'a göre doğru bir şey değildir. Ayette geçer değil mi? Allah Müslüman'ı yeryüzüne halife olarak yarattı. Yani dünya şimdi Müslüman'ın Müslüman olmayanların idaresi altında yaşaması İslam'a göre caiz değildir. Normal bir şey değildir. Bir sıkıntı var burada. Yani biz Müslümanlar olarak bir sıkıntı içindeyiz burada. Biz yani memuriyetimizi yerine getiremiyoruz. Şimdi bunu düşün. Biz nerede kaybettik bunu? Üstad diyor Kanuni döneminden başlayan bir bozulma halinde. Gerçekten biraz öncesine bakıyorsunuz. Mesela Fatih dönemine bakıyorsunuz. Biz müsbet ilimlerde, sanatlarda, her alanda en ilerideydik. Mesela şimdi Osmanlı'nın bir topları vardı. Gittiği zaman Osmanlı, şimdi dünya, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı diyoruz. Şimdi o zamanlar da hep Dünya Savaşı yapıyordu. Osmanlı bütün batıya karşı savaşıyordu. Şimdi Nibolu'ya bakın, şeye bakın, şunlara bakın. Ve orada mesela o teknolojide en ileriydi. Şimdi sanatlara bakın, bütün sanatlar Timurlulardan başlayarak Osmanlı'ya gelen işte mesela bilim çalışmaları, rasathane çalışmaları, şunlar bunlar. Şimdi hep oralardan başlıyor. Batı'da böyle bir şey yoktu. Ve biz bunu Kanuni döneminden başlayan bir bozulma, çürüme, yavaş yavaş şey halinde kaybetmeye başladık. Başka bir dünya ortaya çıktı. Müslümanların artık anlayamadığı bir dünya ortaya çıktı. Öyle değil mi? Şimdi bunları mesela bunları dine nispet ederken nasıl edeceğiz bunları dine nispet ederken? İşte İslam'a göre psikoloji caiz mi? Şimdi psikoloji diye bir şey var. Antropoloji caiz mi? Şimdi böyle bunlara fetva bulamazsınız. Bunların fıkıhta yerini de bulamazsınız. Bunlar mutlaka bir fikir sistemi içerisinde karşılanmak, algılanmak zorunda. İşte o da üstadın ilk defa ortaya koyduğu bir şeyle dine dayalı, din emir ve yasaklarına sımsıkı dayalı, dinle hiçbir şekilde tartışma halinde olmayan bir ideolojiyi gerekli kıldı. Bir vasıta sistemi gerekli kıldı dünyayı anlamak için. Şimdi nasıl mesela... Şimdi itikadi mezhepler ne zaman ortaya çıkıyor? İslam'ın başlangıcından 300 sene sonra ortaya çıkıyor mesela. Niye? Çünkü bir takım felsefi şeyler giriyor. Ona karşı dinin hükümlerini billurlaştırmak gerekiyor. Öyle değil mi? Mesela ihtiyar. Şimdi mesela Dehriler çıkıyor ortaya. Diyor ki zamanın başı yoktur. Şimdi İslam'da böyle bir şey yok. Zamanın başı yoktur diye bir şey yok. Şimdi bunu ortaya koyarken bu tip savunma durumlarında kelamcıların dini savunma durumlarında bu itikadi mezhepler ortaya çıktı. Şimdi İdeoloji de bu zaman içerisinde benzer bir şey. Aynı ya o bir mezhep değildir, bir içtihat da değildir. O ayrı bir şey. Bu fikri bir şey. Daha başka bir şey. Ama bu zamanın özellikleri içerisinde İslam'ı savunmanın
bir fikir sistemine dayalı olması gerektiği ortaya çıktı. Şimdi birisi der ki bize sadece İslam sadece emirler ve yasaklardır. Şimdi bu İslam sadece İslam'da bilim yoktur. İslam'da sanat yoktur. İslam'da şu yoktur. İslam'da bu yoktur. İslam'da o yoktur. Hiçbir şey yoktur. Sadece şimdi böyle İslam'ı bu şekilde anlayan insanlar var dünyada. Bunu biliyoruz. Her şeye sırtımızı dönelim. Şu an tabii cep telefonu kullanıyoruz, otomobil kullanıyoruz. Onların hiç sorun yok onlarda. Ama mesela onu doğuran düşüncenin ne olduğunu anlamaya yanaşmıyoruz. Öyle değil mi? Şunu alıp kullanıyoruz. Yani para veriyoruz, şey yap. Peki bu bir nereden geldi bu? Bunu niye sen yapmadın da adam yapıyor? Kur'an'da var zaten bu. Şimdi Kur'an'da var da hep o yapıyor yani. Sen yapmıyorsun ki, Kur'an'da var zaten bu. Diyorsun ama hep o yaptıktan sonra söylüyorsun. Şimdi bir yerde biz ölçüleri kaybettik. Eşya ve hadiselere hakim olmanın ölçülerini kaybettik. İşte üstadın çilesi, üstadın şu eseri ortaya koymaktaki amacı bu. Ha biz nerede yenildik, nerede bozulduk, nasıl mahkum olduk? Niye biz değil de dünyaya, niye biz değil de onlar hakim oldular? Şimdi bu Birinci Dünya Savaşı'nda biz kesin şekilde siyasi olarak, askeri olarak, her yönüyle, ekonomik olarak, her yönüyle çökmüşüz, Batılıların hakimiyeti altına girmiş durumdayız. Ama bunun bir öncesi var. Nerede bozulduk? Yani o zamana kadar da yani biz birkaç yüzyıldır buyurun. İşte üstad bunun muhasebesini yapıyor. Bu 500 yıllık muhasebeyi yapıyor bu eserinde. Bir tarih muhasebesi, bir doğu batı muhasebesi. Şimdi oradan başlayacağız. Ve buna yani ideolojinin ne olduğuna az çok şey yapabildik mi? Ben ideoloji diyoruz. İdeoloji örgüsü diyoruz ama şuna siz şey diye bakın. Büyük Doğu ideolojisi diye bakın. Veya Büyük Doğu ideolojisi diye bakın. Bu bir ideoloji örgüsü. Bu bir sanatlı bir ifade. Buna tam fikri ismini verirsek Büyük Doğu ideolojisi veya ideolojisi diye bakın. Tamam. Şimdi ideolojinin ne olduğunu az çok şey yapabildim. Yani böyle bir gereklilik olarak dine dayalı bir ideoloji, bir vasıta sistem. Yani şimdi şöyle diyeyim. Ben mesela geçen sene bir pankart asmışlar böyle İslamcı gençler sağa sola. Diyorlar ki mesela şimdi ben daha önceki bir seminerde de söylemiştim onu. Namaz kılan toplumun psikolojiye, zekat veren toplumun sosyolojiye ihtiyacı olmaz. Şimdi bunun nasıl komik, nasıl böyle acıklı bir şey olduğunu farkındasınız değil mi? Şimdi namaz kılan toplumun psikoloji, şimdi şurada dağlar kadar bir psikoloji var. Yani psikoloji dediğinde anladığın şey senin böyle bir takım sıkılıyorum, şey yapıyorum, psikoloğa gidiyorum falan böyle bir şey değil ki psikoloji. Çocuk psikolojisinden hayvan, adamlar dağlar kadar bir şey getirmiş. Şimdi bunun İslam'a göre yeri ne? Bunlar bizi ilgilendirmiyor mu? İki şey söyleyebilirsin, bunlar bizi ilgilendirmiyor. Adamlar orada şey kurmuşlar işte bilmem ne evrim teorisi açıklıyorlar, oradan gidiyorlar işte psikoloji alanında dağlar, psikoloji bir sürü alt dala bölünmüş. Nereye gitmiş? İşte parapsikoloji diye acayip bir şey çıkmış. Şimdi iki şey söyleyeyim. Bunlar bizi ilgilendirmiyor diyebilirsiniz. Din sadece emirler ve yasaklardır. Bunlar orada dursun. Şimdi ben, mesela, siz gözüme çarpıyorsunuz. Şimdi elektrik. Adam elektriği çıkarmış. Şimdi oradan bir şey yapmış. Düz akım yapmış. Alternatif akım yapmış. Bilmem ne yapmış. Şimdi bunları sen şunu diyebilirsin. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Veyahut da şunu diyebilirsin. Bu hangi hikmetten doğdu? Böyle bir şey doğulursa bu ilahi, şimdi bu olan bir şey İslam'a göre bir yeri karşılığı yok mu? Demek istediğim anlıyor musun? Yani şimdi namaz kılmakla psikoloji ilminin çok doğrudan bir ilgisi yoktur. Ha, psikoloji, ruhiyat o apayrı. Sen buna alternatif düşünceni ortaya koyabildiğin sürece, mesela psikolojide nedir? Mesela psikanalizin doğuş. İşte Freud şöyle bir şey diyor. İşte sen dersin yok kardeşim onu ya ona o ilme ilimle karşılık verebildiğin sürece sen alternatif bir medeniyet olursun. Yoksa bir takım mağara adamları işte biz diyor biz namaz kılıyoruz psikolojiye ihtiyacımız yoktur. Ya psikoloji senin anladığın gibi bir şey değil. Yani sıkılıyorum hani şu değil sıkıntılıyım çok sıkılıyorum namaz kıldım sıkıntım geçti. Şimdi bunu söylemek istiyor herhalde. Öyle değil mi? Namaz kılan adam psikolojiye ihtiyacı yok. Hani psikoloğa gitmiyorum. Sorunum yok. Ama psikoloji öyle bir şey değil.
psikoloji sadece senin filmlerde gördüğün o psikolog değil. Dedim ya, bakın çocuk psikolojisinden, psikanalizinden, parapsikolojisinden, yetişkin psikolojisinden, hayvan psikolojisinden neler neler var bu işin içinde. Şimdi sen bunlara, bunların tartışmasına girecek misin? Yoksa bunların sırtını mı döneceksin? Şimdi şu konuda bir tartışma yok. Bunu yanlış anlama. Mesela üstadı o İslam. Üstad ana kaynak İslamiyet'tir der. Burada bölümler içinde geleceğiz. Ana kaynak İslam. İslam'ın emir ve yasakları üzerine bir tartışma yok. Böyle bir şey olamaz yani. İslam'da namaz kılma, İslam'da oruç tutma, İslam'da domuz etinin yasak olması. Şimdi böyle bir tartışma değil bu. Psikolojinin İslam'da yeri olup olmadığı, teknolojinin İslam'da ne kadar yeri olması gerektiği vesaire. İşte ideoloji bunlar için gerekli bir şey. Üstad bu idrakla bir ideoloji örgüleştirmiş. Yani bunun bir sistem olması gerektiğini düşünmüş. Mesela şimdi İmam Gazali'ye bakın. İdeolojinin, mesela ona ideoloji adı veremeyiz belki. Şimdi öyle onu düşünmek lazım, tartışmak lazım, konuşmak. Ona ideoloji adı veremeyiz belki ama İmam Gazali'de bir dünya muhasebesi vardır. O dünya, o zamanın dünyasına ait her şey vardır onun içinde. Müslümanlar nereye gitmişti? Batıniliği muhasebe eder, işte falanca felsefeyi muhasebe eder. O nereden çıkmış, bu nereye gelmiş, şu yönü dine uygun değildir, felsefe... Bir şey koyar, bir sistem koyar ortaya. Şimdi bu sistemin olması gerektiği, işte bu sistemin çağımızda olması gerektiği şeklinde ideoloji örgüsünde buluyoruz. Öz olarak. Tabii bu böyle şu kadar kaç sayfa, 500 sayfa. 504-505 sayfa bir kitap. Bu böyle değil. Şimdi şunun alıp her sayfası üstüne kitaplar yazmak lazım. Çünkü her sayfa bu böyle özleştirilmiş, yıllar süren bir fikri mücadele ve fikri olgunlaşma sonunda doğmuş bir kitap. Ta isminde kaldık, henüz ismindeyiz ama ideolojinin ne olduğu, neye gerekli olduğu konusundayız. Büyük doğu kısmına girmedik daha. Ama zannediyorum bu noktada sormak istediğiniz bir şey var mı? Zannediyorum belli şeyler ortaya koyabildik. İdeoloji nedir? Niye gereklidir? İdeoloji işte ya şu dünyanın dışında kalmamak için, özetliyoruz. Şu dünyanın dışında kalmamak için, şu dünyaya İslami bir alternatif sunmak için, şu dünyaya İslami ölçülere göre nihayet şunu söyleyebiliriz, hakim olmak için gereklidir. Başka türlü hakim olamazsınız. Yani orada adamın sanat faaliyeti var, bilmem ne faaliyeti var, şusu var, sineması var, bilmem nesi var. Sen buna İslam sadece emir ve yasaklardır diyerek ona hakim olamazsınız. Yarın öbür gün sen geldiğin zaman ama senin çocuğun da sinema seyretmek isteyecek. Ne vereceksin ona? Şey mi? Kovboy filmi mi vereceksin? Ya, veyahut da alternatif şeyini mi, estetiğini mi sunacaksın? Alternatif sanatını mı sunacaksın? İşte bunun için gereklidir ideoloji. Anlatabiliyor muyum? Yani yoksa bu yoksa ölçüsü yok. Yani neye göre yapacağız? İşte bizde şu olur mu, bu olur mu? Neyse uzatmayayım çok. Ondan sonra Üstad bu eserinde özellikle şimdi Büyük Doğu diyor, anlatıyor. Buna Büyük Doğu ismi veriyor. Şimdi bu Büyük Doğu ismi vermesini de iki şey. Yani bu video İslam medeniyetinin İslami hakimiyet döneminin yeniden doğuşu. İkincisi de yani Büyük Doğu. Şimdi Büyük Doğu bu bir tarihi kültürel bir ayrım. Şöyle düşünün, dünya yuvarlak, bugün hepimiz biliyoruz, ilkokuldan beri öğreniyoruz. Yani Büyük Okyanus'un ortasından bir çizgi çekin. Şimdi nedir? Doğusu Amerika'dır, batısı Japonya'dır falan. Şimdi böyle bir dünya tarihi yok, böyle bir dünya kültürü yok. Yani Büyük Doğu derken biz Amerika doğusudur, Japonya batısı, Büyük Okyanus'un ortasından çekmiyoruz. Dünya tarihi hep şu içinde yaşadığımız coğrafyada doğu batı oldu. Neydi mesela eski çağlara bilinen tarih içerisinde mesela Fırat Nehri bir, yani bu bir kaba olarak anlamayın bunu. Az çok yaklaşım olarak söylüyorum. Mesela Fırat Nehri bir doğu batı ayrımı veriyordu insanlara. Mesela Fırat Nehri'nin batısı Bizans'tı, doğusu Sasani'ydi. Bugün mesela şimdi Irak doğuydu, Suriye batı. Şimdi öyle düşünün. Şimdi buraya kadar mesela şimdi Türkler geldiği zaman Anadolu'ya İstanbul o ekseni sıfır. Hani şimdi bugün Greenwich'ten geçiyor ya, Londra'dan geçiyor ya sıfır ekseni.
O zaman İstanbul'dan geçiyordu. Hatta bu, yani böyle bunu sadece benzetme olarak algılamayın. Mesela bu Cumhuriyet'ten önce sıfır meridyeni Ayasofya'dan geçtiği kabul edilen meridyendi. Sıfır meridyeni oydu bizim doğu kültürümüz içerisinde. Daha sonra bunu tartışmalar sonucunda İngiltere olarak kabul ettiler. Biz de onlar kabul edince biz de kabul etmek zorunda kaldık. Böyle yani şimdi bu doğu batı ayrımı bu tarihi bir kültürel şey içerisinde ortaya çıktı. Ve şu oldu nihayet, yani doğu İslam alemi, doğu alemi deyince İslam alemi, batı alemi deyince Hristiyan alemi. Tabii doğu alemi, batı alemi gibi bir şey değildir, yekpare değildir, tek parça değildir. Nedir? Hint vardır, işte o Budizm vardır, Hinduizm vardır, bir Budizm vardır, Mecusilik vardır falan. Bu başka şeyleri de vardır doğrunun, ama bu Doğu-Batı savaşını, Doğu-Batı mücadelesini, hani böyle bugünkü şey içerisinde medeniyetler çatışmasını, her ne derseniz adına, bunu İslam alemi temsil etti. Diğerleri daha tabi durumundaydılar. Diğerleri Batı'yla o anlamda, yani bir alternatif Doğu kültürü ortaya koyup şey yapamadılar. Batı'yla karşılaştıkları anda onun mahkumu oldular. Şimdi Büyük Doğu bu anlamda, Büyük Doğu isminin verilmesinin sebebi, bu ideoloji Büyük Doğu isminin sebebinin verilmesi, İslamiyet'in yeniden, İslam medeniyetinin yeniden doğuşunun büyük halde, en büyük halde doğuşunun ifadecisi olmak bakımından. Ama buna böyle kaba sınırlar şey yapmayalım. Mesela nedir? Kim diyor bir tane Batılı? Batı kültürü ve medeniyetinin ulaştığı her yer Batı'dır diyor. Öyle mi? Şimdi Batı kültürü ve medeniyetinin ulaştığı yer. Bu anlamda Büyük Doğu kültür ve tefekkürünün ulaştığı her yerde Büyük Doğu'dur. Yani Batı'nın en ucundaki bir adam da bir yere de ulaşsa Büyük Doğu'dur. Latin Amerika'ya da ulaşsa Büyük Doğu'dur. Yani onu bir ruh olarak algılayalım. Her ne kadar mekanda başlayan bir kültürel tarihi şeyse de bu, bunu bir ruh olarak algılayalım. Üstad bunu da eserinde açıkça vurgular zaten. Ve şöyle diyor bunu yazarken. Teşekkür ederim. Buyurun. Hocam, tamam, tamam. Benim için sorun yok. Aleyküm selam. Tamam mıyız? Gittiler mi? Aleyküm selam. Biz devam ediyoruz. Şimdi nedir? O zaman nasıl diyoruz? Şu eser İslami bir dünya görüşü. Yani İslam içinde, hani diyor, İslam içinde ne yeni bir mezhep, ne yeni bir içtihat kapısı. Sadece işte İslam'a sımsıkı bağlı olmanın, değil mi? İslamiyet'in emir subayla diyor. Biz şöyle emir subayla diye yerine biz şöyle diyelim. İslami bir dünya görüşü. Büyük Doğu ideolojisi. Bunun temel prensipleri, ölçüleri, yaklaşım biçimleri, bakış açıları, sistem mantığı. Şimdi diyor ki, burada şimdi bunun ön sözünde, 1968 tarihinde yazdığı ön sözünde, takdiminde şöyle diyor. Fikirde, sanatta, anlayışta, anlatışta, buluşta, tutuşta, dağıtışta, toplayışta ve nihayet yaşanmaya değer hayatın ölçülerini birliklaştırma işinde dünyanın en büyük adamı olmak isterdim. Nefsim için değil de sırf onun ümmetinden en hakir ferde düşen liyakat payını ve üstünlük derecesini göstermek için. Şimdi bu
üstadın kendi için söylediği bir şey, şu kitabın da hikmeti aslında. Fikirde, sanatta, anlayışta, anlatışta, buluşta, her şeyde en üstün olmak için, dünyanın en büyüğü olmak için, dünya hakimi olmak için. Niye? Yani kendimiz için değil, yani bizim, hani şimdi gidelim orada yalılarda onlar oturuyor, biz oturalım veyahut da işte orada malı onlar götürüyor, biz götürelim için değil. Ne için? Allah Resulü'nün ümmetinden nefsimizi öyle görelim, en hakir fertlere düşen liyakat payının ne olduğunu göstermek için. Yani onun hakkıyla ümmeti olabilmek için. Bunun başka şeyi yok, başka bir sebebi yok. Yani adımızı duyuralım, şey yapalım, servet toplayalım, şu şanımız olsun, şöhret, böyle bir şey için değil. Allah Resulü'ne layık olabilmek için. En büyük olma. İşte bunun anahtarı bu eser. Ondan sonra buraya kadar eklemek istediğimiz, sormak istediğimiz bir şey var mı? Şimdi bu tabii eser adımız, manamız, davamız. Ben bu kısımları geçtim zannediyorum. Öyle başlıyor. 11 bölümden oluşuyor. Daha sonra 12. bir ekleme var. Adımız, manamız, davamız. Büyük doğunun ne oldu? Ve ikinci olarak da bir doğu-batı muhasebesine giriyor. Bu çok önemli. Eserin belki en önemli yeri bu. Doğu-batı muhasebesi. Bizim bütün dünyayı anlamamızın, ne olduğumuzun, nereden geldiğimizin, nereye gittiğimizin bir hesabı çetelesi. Buna giriyor ve bunu ilk defa üstad yapıyor. Daha önce yok böyle bir şey. Şimdi batı bir şey geliyor, batıdan bir şey. Şimdi Tanzimat, iki şey vardı. Bunlar çok tipiktir, karikatürdür. Birisi Tanzimat döneminde algıladığımız bir batı vardır. Şimdi Tanzimat biraz da ikinci Mahmut'la başlayıp Abdülmecit'le devam eden o dönemde, Abdülmecit'le zirvesine çıkan o dönemde işte bir batı hayranlığımız, batı karşısında bir ezikliğimiz, her şeyin doğrusunu, iyisini, güzelini onların bildiği, bizim hiçbir şey bilmediğimiz bir idrakı, bir ezikliğimiz vardır. Ve bir de meşrutiyetten sonra o çalkantı içinde bir batı karşıtlığı vardır. Her şeyin karşıtı işte batının, şimdi böyle bir kuru sıkı batı düşmanlığı vardır. Şimdi bunlar arasında üstad, şimdi Cumhuriyet'ten sonra bu birinci görüşün sistemleştiğini vesaire görüyoruz. Bunlar arasında üstad yepyeni bir şey getiriyor. Batı'nın kendi içinde kendini nasıl anladığı, Doğu'ya nasıl baktığı, Doğu'nun kendi içinde devre devre kendini nasıl anladığı, bunları uzun uzun anlatıyor. Bunları benim tekrar etmeme gerek yok değil mi? Bunlar şey oluyor, yani ben kitaptan kaba tekrar yapmıyorum da etrafında dolaşarak onun manasını açmaya çalışıyorum. Belki dikkatlerden kaçan belli şeylere dikkat çekmeye çalışıyorum. Şimdi nedir? Bir Batı'nın Doğu'nun bir şey söylüyor. Ne diyor? Doğu'ya ve sonunda şöyle diyor. Bu Doğu Batı muhasebesinin sonunda şöyle diyor. Bir başlık var. Doğu'ya inanalım. Öyle mi? Doğu'ya inanalım. Nesine inanalım Doğu'nun? İşte şurada Doğu'ya gidin bir sürü Doğu, yani burası da Doğu. Çıkın sokağa bir sürü Doğu'nun sefaleti. Şimdi bunlara değil. Şusuna busuna Doğu'nun özü var bir tane. Bir ruhu var. Nedir? Ya basit söyleyeyim. Ya bunu çok şey olarak da söyleyeyim. İslamiyet'in gerçek idrakı, gerçek şeyi odur. Mesela insanlar bunu şurada görürsünüz. Mesela bir insanlar bir masumiyette, bir saflıkta, bir samimiyette görürsünüz. Şey yaparsın. Doğu'nun böyle bir özü vardır. Şimdi bu öze inanın. İkincisi de hemen arkasından bir başka başlık getiriyor. Diyor ki Batı'yı anlayalım. Şimdi Doğu'ya, şimdi Büyük Doğu derken bakın dikkat edin. Şimdi Büyük Doğu kuru sıkı bir Batı karşıtlığı değildir. Bu bambaşka bir şeydir. Bir de Batı'yı anlayalım. Batı'yı anlamazsak biz işi nerede kaçırdığımızı da anlamayız. Biz Batı'nın nereden geldiğini, nereye gittiğini, Batı'nın ilimlerini biz anlamak zorundayız. Biz bunun ölçüsünü bulmak zorundayız. Biz bunların İslam'a göre yerini bulmak zorundayız. Biz şunu doğuran prensibin
İslam'a göre yerini öyle mi? Mesela Doğu'ya inanalım demekle bırakmıyor. Batı'yı anlayalım diyor bir de. Şimdi bu iki şey içerisinde mesela bir başka eserinde vardır. Mesela şöyle şey yapar. Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu. Şimdi bu da bir formüldür. Bu da bir Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu. Şimdi biz bu tefekkürü ve tefekkürün içindeki hikmeti, İslam'ın malı, İslam'ın kaybedilmiş yitik malı bilmek durumundayız. Bunun bu hikmet tarafını. Bunu şey yapamayız. Yani bu tefekkürün dışına çıktığın zaman, yani her şeyi teknolojiyi de şimdi teknoloji ikide bir teknolojiye dönüyorum. Çünkü teknoloji insanların en basit anladığı şey. Şimdi tefekkür deyince havada kalıyor. Abi şunu doğuran bir tefekkür. Teknolojiyi doğuran da bir tefekkür. Bunun bir altyapısı var. Bunun bir işte maddeye hakimiyet noktasından gelen bir bakış açısı şeysi var. Şimdi bunlar eskiden doğudaydı bunlar. Mesela bir şimdi İbn-i Rüşd vardı. Mesela bu İbn-i Rüşd şeydir. İslam'a göre, İslami itikada göre çok makbul birisi değildir. Neden? Çünkü bu ölçüyü kaybetmiştir şeydir. Ama şimdi mesela bir sebep sonuç ilişkisini açıklamada yararlanabilecek tarafları vardı onlar. Mesela bu da yapılabilir. Benim şey yapamam, ben mesela tarihe baktığımda hayıflandığım noktalardan bir tanesidir. Şey katılmayabilirsiniz. Şimdi İbn-i Rüşd çok büyük adamdır diye ortaya çıkarmak durumunda değiliz. Ama şimdi eşya ve hadiseye bakışta iki şey vardır. Birisi hikmet ararsınız, birisi de sebep-sonuç ilişkisini ararsınız. Şimdi biz hikmet ararken sebep-sonuç şeyini de kaybetmemek lazım. Öyle değil mi? Şimdi sebep-sonucu kaybettiğin zaman maddeyi kaybediyorsun. Sebep-sonucu kaybettiğin zaman maddeyi kaybediyorsun. Ondan sonra yani maddeyi kaybettiğin zaman da işte maddeye hakimiyet karşısında senin mahkumiyetini getiriyor. Her neyse bunu Batılılar yararlandılar ondan. Biz yararlanamadık bazı şeylerden. Veya bunu bir örnek olarak veriyorum. Bu eskiden bizdeydi. Mesela kimya, şimdi mesela kimya Nobel'i aldı bir tane Türkiye'li bir adam. Şimdi, takip ediyorsunuzdur. Şimdi kimyanın kurucusu Doğullar zaten. Kimyanın kurucusu Cabir. Cabir bin Hayyan. Öyle mi? Şeyden nedir o? 8. yüzyılda Cafer-i Sadık Hazretleri'nin talebesi. Bazılarına göre Harranlı, bazılarına göre Tuslu, İranlı. Ya yani böyle birisi. Şimdi kimyayı ilk defa bu kuruyor. Yani bunlar şimdi matematiği getirenler, işte astronomiyi getirenler şunlar bunlar. Müslümanlar hep. Bu eskiden bizdeydi bunlar. Mesela sıfır sayısını bulanlar, bugün kullandığımız rakamları getirenler Müslümanlar. Yoksa o Roma rakamlarıyla bugünkü teknoloji, dijital teknoloji doğmazdı. Şu ne? 0-1'dir bunun mantığı. 0-1'dir. Yani Roma rakamlarıyla sıfırın da olmadığı böyle bir şey. Şu teknoloji Müslümanlar getirdi onu. Ama şimdi zaman içerisinde kaybettik. İşte bu kitap niye kaybettiğimizi, nasıl kaybettiğimizi muhasebe eden bir kitap. Bunu böyle görelim, böyle anlayalım. İcabında okumamız, okumadıysak bir okuyalım, dikkatlice okuyalım. Okuduk üzerinden uzun zaman geçtiyse bir daha şey yapalım, anlamaya çalışalım. Ve bu işte bana sorarsanız Cumhuriyet tarihinin en önemli kitabı. Şimdi ben bunu konuşurken şöyle bir şey, ben üstadın bir takipçisiyim, dışarıdan objektif bir gözle bakmıyorum. İçeride bir taraftarı olarak bunu anlatıyorum. Onun için bazı şeylerde mesela objektif ölçüler vermezsem, işte sen dersin ki mesela, kardeşim falancanın yazdığı kitap bundan daha... Şimdi ben oraya giremem. Yani ben burada bir taraf olarak bunu söylüyorum. Bana sorarsan Cumhuriyet tarihinin en önemli kitabı diyor. Ben bunu anlatmak için buradayım. O yüzden kusura bakmayın bazı sivri çıkışlarımız olursa. Ne diyorduk? Şimdi mesela Doğulu olmak, şimdi Müslüman olmak anlamında üstad bunu anlıyor da. Şimdi tarihe baktığım zaman ben mesela epey bir tarih okumuşumdur. Mesela bu şuura sahip Müslümanlar, liderler de varmış bizim geçmişimizde. Bunların, şimdi bazılarını unuttum ben. Dün gece de düşündüm hazırlanırken. Mesela ama Yavuz Sultan Selim'i hatırladım. Böyle bir doğulu olmak şuuru var onda. Mesela onun bir divanı vardır, Farsça divanı. Şimdi onu ta 50'lerde Almanya'da bulup da basmışlardı, burada basmışlardı. Yoksa 50'lerden sonra da basılmadı herhalde. Kendini orada mesela Şark padişahı diye tarif eder. Doğunun padişahı diye tarif eder kendini.
hiç batıya mesela batıya o anlamda dönüp bakmamıştık. Bir espri de geçenlerde okudum, çok olmadı. Piri Reis dünya haritası yapıp getiriyor Yavuz Sultan Selim'e. Yavuz Sultan Selim bakıyor, ortadan yırtıyor haritayı, doğusunu alıyor. Bu bize yeter diyor, tekine götür diyor. Bize, şimdi bu adamda bir şeyin şuuru var. Gerçekten bu üzerinde durduğu bir memuriyet şuurunu Yavuz Sultan Selim kadar ortaya koyan pek de yoktur. Belki de tarihte çok az örnek vardır. Yavuz Sultan Selim ne yaptığını, neyin içinde olduğunu bilen bir adam. Yani bir şeyi yapıyor, oraya saldırıyor, bir savaş yapıyor, buraya gidiyor, alıyor falan ama böyle bir şey değil. Bu ne yaptığını bilen bir adam. Etrafında bunun bir tefekkür var. Bunun bir idrak var. Başka bir şey var onda. Şimdi şu çok basit bir espridir. Nedir? Yani götürüyor Piri Reis. Şimdi dünya haritası çiziyor. Düşünsenize yani dünya haritası yok. Öyle bir dünya haritası yok. Piri Reis'i bilirsiniz. Bugün dahi bazı şeylerine harika gözüyle bakılır. Götürüyor Yavuz Sultan Selim'e sunuyor. Daha sonra Kanuni döneminde Piri Reis'in kelle gitti biliyorsunuz. Şimdi sunuyor. Alıyor bunu bakıyor. Ha böyle mi diyor. Şimdi ilk defa belki kendisi de dünya haritası görüyor değil mi? Bakıyor ortadan bölüyor. Doğusunu al, burası bize yeter diyor. Bu önemli değil diyor. Şimdi böyle bir şey, bu ilahi hikmet olarak görmek lazım bu doğu batı ayrımını. Allah öyle nasip etmiş. Batıyı bir Hristiyanlar batıya hakim olmuşlar, Müslümanlar doğuya hakim olmuşlar ve bunların arasında bir savaş. Şimdi bunu bir hikmet olarak görmek lazım. Rastgele ortaya atılmış bir doğu batı şeyi değil. Yani orası da doğu, burası da doğu. Yani böyle bir hikmet gözüyle bakmak lazım. Ne diyorduk? Bunu şuurunda olan, farkında olan padişahlar var. Üstad 3. bölüm olarak başlıyor ideoloji örgüsünde. Ne kadar olursa daha biraz da konuşalım mı? Mola veririz sonra. Türk'ün muhasebesi diye bir bölüme başlıyor. Şimdi burada bir Türk'ün muhasebesi. Şimdi burada bazı şeyler söylüyor. Bunlar ağır şeylerdir. Biz diyor ırk olarak, şey olarak düşünmeye şeyine yabancıyız diyor. Bizim bir tefekkür tutumumuz yok. Biz mütefekkir yetiştirmedik diyor. Şimdi bakın yani kuru kuru övünürüz, şey yaparız. İşte biz şöyle astık, böyle kestik, oradan hakim olduk. Atilla girdi, orayı aldı, şey yaptı, Çin'i götürdü, bilmem ne yaptı. Şimdi ama şöyle bir şey var, biz bunlara küçük bir sorun var. Biz bunları ya Çinlilerden öğreniyoruz, ya Bizanslılardan öğreniyoruz. Biz de bunu yazmamışız. Biz de bunu yazan, okuyan kimse yok. Bir tarihçi bile yok. Türk tarihini biz başkalarından öğreniyoruz. Şimdi bir tek Bilge Kağan vardır. Bilge Kağan vardır. Bilge Kağan ilginç bir adamdır. Mesela Göktürk tarihinde yazmış, kitaba yazmış, olayları yazmış. Onları da bu millet okumaz diye 30 metre halinde dikmiş. Şimdi kitap yazsa gene kimse okumayacak. 30 metrelik sütunlar dikmiş ki okusun Türkler diye. Yani şimdi böyle bir geleneğimiz var. Şimdi bunun mesela kendine göre çok güzel tarafları vardır. O ayrı böyle bir şecaat tavrı vardır ve bu daha sonra İslamiyet'le bütünleşince müthiş bir şey yapar mesela Avrupa'nın ortasında. Şimdi bunları küçümsemek, bunları yok saymak için söylemeyelim bunlar. Ama bir de şu var, biz böyle o anlamda bir medeniyete yatkın bir ırki şeyimiz yok bizim. Biz ne yapıyoruz? Bizim ılgar kültürümüz var. Bizim basıp alma kültürümüz var. Ve bunun içerisinde bu İslam'ın fetih şeyiyle birleşince bu muazzam bir şey ortaya çıkıyor. Onu şey yapalım ama ne yapacağız? Eksiklerimizi de görmek durumundayız. Üstadın çok şey yaptığı, çok üzerinde durduğu noktalar, Türk'ün muhasebesi derken mesela çok üzerinde durduğu noktalardan bir tanesi budur. Ne diyor bak? Düşünemediğimizi düşünmedikçe düşünmekten uzak yaşayacağız. Tekrar edeyim bunu. Düşünemediğimizi düşünmedikçe düşünmekten uzak yaşayacağız. Ya biz düşünemiyoruz kardeşim. Şimdi bunu düşüneceğiz. Arkadaş biz düşünemiyoruz. Şimdi mesela batıya bakın. İşte Kant'lar, Hegel'ler, şunlar. Şimdi doğuya bakın. İmam Gazali'ler, Muhittin Arabi'ler, şunlar. Şimdi bizim Türk tarihinde böyle bunlar ayarında bir düşünce adamı yok. Bizde ne var? Mevlana var. O Fars'tan gelmiş. Ama onun mesela tefekkür şeyi, mesela şiir şeyi daha öndedir onda. Şiir tarafı daha öndedir. Ve ondan sonra zaten Osmanlı'ya dikkat edin. Ondan sonra bütün sanatlar da Mevleviliğe bağlı olarak gelişmiş.
mesela musiki, Osmanlı musiki, Türk musikisi, Mevlevilikler çıkmış. Hat sanatları şunlar hep Mevleviler, Mevlevi tekkelerinde gelişmiş. İşte şeyler, nedir o başka, şiir, büyük şairlerin çoğu oradan gelmişler. Mesela şimdi bu, onlar şiir şeyi önler. Ama bir tefekkür yönünden biz gelişmemişiz çok. Gelişmemişiz derken böyle bir İmam Maturidi Hazretleri Türk asıllıdır kendisi hocam. Ama bize gelmiyor. Yani, hocam biz getirmemişiz. Biz kendi şeyine, evet. Bilim adamına veyahut da kendi büyüklerine sahip çıkmayan bir toplumuz yani. Oradan kaynaklanıyor. Evet abi. Yoksa ama işte Necip Fazıl'lar, işte bize yedi güzel insanlar, yani Türkiye'de işte Namık Kemal'lar, işte yani birçok, ya yani bir hatırlamadığım bir sistemleşmemiş bir diyelim. İşte buna biz, yani işte az önce siz buyurdunuz. Kitap okumayan bilimler, evet. Kitap yazanı da tercih, evet, etmezler. Evet. İşte Necip Üstad'a sormuşlar, siz ne okursunuz Üstad'ın? Ben yazarım demişler. Evet. Başka türlü yazmışlar tabii. Ya o konuya ben girmeyeyim. Ben başka türlü bakacağım ona. Hayır. Yani biz kendi ilim adamlarımıza, bilim adamlarımıza sahip çıkmamışız. Yani oradan kaynaklanıyor tahmin ediyorum ben. Yani öyle bir geleneğimiz, öyle bir şeyimiz oluşmamış sonuç itibariyle bakarsanız. Yani böyle şimdi mesela bir kişi çıkar yani bir kişinin çıkması. Mesela Estonyalı bir filozof vardır. Şimdi mesela ne? Kayserling diye bir adam. Şimdi çıkar adam Estonya'ya bakar, oraya bakar, buraya bakar. Kimseyle konuşamaz. Adamın dengi yok. Kaçar Almanya'ya, sonra Alman filozof olur. Şimdi felsefe tarihinde adam Alman filozof. Şimdi bizde de biraz öyle. Adam çıkıyor, bir şey yapıyor, bağırıyor, çağırıyor, üzülüyor, ulan sıkılıyor. Ondan sonra kendi içinde kalıyor. Bunun bir devamı yok. Bunun yanında kimse yok. Bunun, yani bu bir sistemleşmiyor. Bizde, yani o var. Şimdi Maturidi çıktı da Maturidi işte İslam şeyi içerisinde, kültürü içerisinde, şeyi içerisinde. Mesela o anlam sadece Maturidi değil. Mesela şey değil, bana sorarsanız çok önemli bir eserdir. Divan-ı Lügat-ı Türk. Adam senelerini vermiş. Senelerini vermiş, şey yapmış. Şimdi bunun üzerine bir şey geliş. Mesela Türklerin her şeyini ortaya ıcığını cıcına varıncaya kadar geleneklerini, töreler. Şimdi bundan sonra bunun üzerine bir şey, böyle bir idrak ortaya çıkması beklenmez mi? Çıkmıyor böyle bir şey ortaya. Şimdi onu da yaptıran, dikkat edin, mesela Selçuklar döneminde onu yaptıran Abbas Halifesi, o kitabı yazdıran. Şimdi Selçuklular bunu alıp mesela böyle bir şey yapma, işleme, bu anlamda Türklerin öyle bir kendini tefekkür noktasında geliştirme gibi bir nosyonları oluşmuyor. Hocam Kutat Kubilik dediniz de ben de o zaman... Kutat Kubilik, Divan-ı Lügat-ı Türk dedim. Pardon, Divan-ı Lügat-ı Türk değil, Kutat Kubilik'ten bahsetmek istedim. Düşünün ya, 11. asırda yazılmış, tamam, şiir diliyle. Yani bir toplum nizamı, nasıl bir yönetim anlayışı olması gerektiğine dair bir şiirle yazılmış. Ama daha sonrası piyasada yok. 19. asra kadar. 19. asır. Kayıtlarda. Yani dediğiniz gibi bir geleneğe dönüşse alın ki, belki o nesil diliyle de devlet felsefesi anlamında, siyaset felsefesi anlamında bir sürü eklemeler yapılacak. Yani bugüne kadar belki bizimle bu anlamda söyleyecek bir şeylerimiz olurdu. Yani veyahut şöyle diyelim, diyebiliriz. İdeoloji üstün bile evveli olan eser geleneği olacaktı. Düşünce geleneği olacaktı. Maalesef dedi. Ya ortada kalıyor. Bu anlamıyla mesela şey, yani ben söze başlarken dedim, gözlerden dönen yıldızlar gibi. Yani gözlerden kaçırılmış bir harika. Şimdi mesela yani bunun değerini çok bilmiyoruz. Çok anlamıyoruz da yani. Şimdi mesela ben işte hepimiz böyle ilk mesela Müslüman, İslami kesimlerle tanışırken belli cemaatlerle, çevrelerle falan tanıştık. Şimdi mesela orada ideoloji örgüsü, ben hatırlıyorum belli gruplar ideoloji örgüsünden laf açıldığında ne bu şiir diyor. Sonra ben şimdi sonra büyüyünce fark ettim bunun şiir olmadığını. Anlatabiliyor muyum? Şiir, edebiyat diyorlardı. Mesela böyle bir... Belki o şekilde cevap verenler, o kitabın kapağını dahi açmayan insanlar... Ya, çoğu böyle, bu çoğu böyle ya, ben çok görüyorum. Mesela piyasada öyle bir şey var. Mesela herkes Muhittin Arabi karşıtıdır. Bir tanesini okuyanını hiç görmedim ben. Görmedim abi, yani böyle şey olarak denk gelmedim. Vardır mutlaka, ben denk gelmedim. Her neyse, şey yapalım. Peki,
Şimdi ona ikinci bölümde geçelim kısmet olursa. Yani şöyle bir şey. Şimdi öyle görünmesi, hatta onun da suyunu çıkarırlar mesela şimdi. Kusura bakmayın, aramızda oradan gelen arkadaşlar varsa da ben sözümü söyleyeceğim yine. Şimdi mesela STV'de 25 işte Mayıs tarihinde şey yapıyorlar. Üstad'ı alma programı. Üstad nedir orada? Bir fıkra kahramanı. Öyle dedi, böyle dedi. Oradan lafı durur mu? Yapıştırdıcam. Şimdi ya böyle bir üstad yok ya. Bu 80'lerden sonra, üstad öldükten sonra şey olarak başladı. İşte şair, piyesçi bilmem ne, bu yönlerini öne çıkardılar. Şimdi şunu sakladılar. Şu saklandı. Gerçek saklandı. Yani. Evet. Maalesef. Yani şu saklanarak nedir işte şey olarak işte Çile şöyle bir şey dedi. O çok güzel kaldırımlar şairi bilmem ne. Şimdi günümüzde geldi, onun da suyunu çıkarıyor artık. Onu da tüketti kendi içinde. Şimdi şu olunca şu tükenmez. Şu Çile'ye de anlam verir. Şu işte bir ahşap konağa da anlam verir. Tabii. Şimdi orada ahşap konağı seyrettin, alkışladın, geçti. Ama şunun şuuruyla baktığın zaman bu ona da anlam verir. Yani bunu kaldırdığın zaman üstad öyle oldu işte. Geldi en son fıkra kahramanı yaptılar veya internet çıktı. Şimdi üstadın ağzından sözler uyduruyorlar. Böyle bir şey. Tabii hocam, Kahramanmaraş. Şimdi ben 3 yıldan beri İstanbul'dayım. Evet. Şimdi Kahramanmaraş'ta bulamadım yani. 10 sene falan aradım. Yani. Öyle abi. Tabii. Öyle abi. Çile herkes de var. Çile herkes var. Yani Çile'yi küçümsemek için söylemiyoruz. Yani Çile'de. Zaten bunu anlayan Çile'yi de anlar. Tabii abi. Yani bu işin şeyi bu. Adam diyor ben bunu yazmak için yaratıldım diyor. Yani bu bir şey olarak, idrak olarak şey olarak. Yani öyle olmamış olsa bile bu idrak, bu şuurla şey yapıyor. Öyle değil mi? Ben ne yaptıysam şu kitabı yazabilmek içindi diyor. Ne öğrendiysem hayatta, ne şey yaptıysam benim baş eserim bu diyor yani. Bunu şey yapalım. Peki o zaman biraz ne yapalım? Bir 5-10 dakika ara verelim. Biraz yüzümüze su çırpalım. Daha böyle güzel şeyler gelecek. Kaçmazsınız. Devam edin. Vaktiniz olursa devam ederiz. Şimdi o zaman şöyle bir toparlayarak girelim. Şimdi din karşısında ideolojiyi kul yapısı diye kestirip atmayalım. Şimdi böyle bunlar ucuz karalama şeyleridir. Ya arkadaş, insaf edin. Mezhep de kul yapısıdır. Sen şimdi namazı da kul yapısı bir mezhebe göre kılıyorsun. Bunu kaldırdığın zaman namaz bile kılamıyorsun. Oruç bile tutamıyorsun. Öyle mi? Yani şimdi İslam, Kur'an'da namazın nasıl kılındığı anlatılmıyor ki. Bunu kimden öğreniyorsun? İmam-ı Azam'dan öğreniyorsun. Yani şimdi öyle şu noktada ilahi murada, ilahi rızaya uygun olup olmaması noktasında bakmak lazım. Ne olursa olsun bir fikre, bir anlayışa, bir insana, şuna, bir buna, her neyse. Bu bir ideoloji olduğu noktada da böyle. İdeolojiler her ne kadar dinin yerini almak üzere ortaya çıkmışlarsa da, dinlere karşı ortaya çıkmışlarsa da, demek ki bu da şu anlama gelir. Demek ki ideolojilere karşı da bir ideoloji ihtiyacı doğmuş olabilir. O anlamda ideoloji örgüsüne Cumhuriyet tarihinde ortaya konulmuş en harika, en büyük ihtiyacı dile getiren eser olarak bakmakta fayda var. Ben bir daha geçmiş konuştuklarımıza toparlayıcı olarak tekrar edeyim. Özellikle bu Doğu-Batı muhasebesi bölümü, bana sorarsanız en önemli bölümüdür ideoloji örgüsünün. Çok da uzun bir bölüm değil, oraya bir göz atalım. Çünkü bütün bu ideolojinin, bütün bu Büyük Doğu davasının ruhu burada. Bu Doğu-Batı muhasebesinde. Ne olduk, nasıl kaybettik? Şimdi şunu biliyoruz, şunu hepimiz biliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda Batılılara yenildik ve altta kaldık. Şimdi bu, peki bittik mi? Bu böyle mi kalacak? Böyle mi olacak? Böyle mi olması gerekiyor? Yani hep onlar verecek, biz onların verdiği kadarıyla mı idare edeceğiz? Şimdi şunu bilmek gerekiyor. Bu ilahi murada Müslümanın yaratılış muradına uygun değildir. Yani şey olarak söylüyorum.
Şimdi damat Ferit için söylüyor bir tane İngiliz. Ne diyor? İngiliz lordu postuna bürünmüş bir köye alsın. Şimdi biz de böyle arası konuşuyoruz öyle felsefeden şuradan buradan. Yani böyle entelektüel kılığına bürünmüş bir şey yobaz şeyi sergilemeyen öyle, öyle yani sonuç olarak biz şuraya da gitsek buraya da gitsek bizim özümüz bellidir. Biz dönüp dolaştığın zaman İslam'ın emir ve yasaklarıdır. Ama şunu şey yapmamak lazım. Şimdi piyasada hep öyledir. Gelenek olarak bozulmuş şekliyle de öyledir. İslam deyince çoğumuz hemen namaz kıldık, oruç tuttuk, İslam'ın beş emri. Ya böyle bir şey bu kadar değildir. Yani öyle bir şey olsaydı Allah Resulü o kadar mücadele etmezdi. Çekilir köşesine namazını kılıp orucunu tutardı. Putlarla, şunlarla, bunlarla bir şey olmazdı. Ve Hazreti Ebu Bekir işte zekat için o kadar şeylere gitmezdi. Yani İslam sadece böyle namaz, oruç şey gibi bu böyle basit şey içerisinde düşünmemek lazım. İslam her şeydir. Oradan şeye geçelim. Şimdi ideoloji örgüsünün 4. bölümü ana kaynak İslam diyor. İslam ve her şey. İslam her şeydir. Her şey hakkında ne olduğunu biz İslam'a dönüp bakacağız. Yani şimdi çok affedersiniz tuvalete girerken bile hani bir şey diyor ateistlerden duydum bile. Diyor, tuvalete girerken bile karışıyor sana diyor din diyor. Şimdi İslam böyle bir şeydir. Her şeyine karışır senin. Ha biz de bunu mesela üstad da buradan alıyor. Ne diyor tek tek ben not aldım bunları. Kusura bakma bu bölümler ezberlenmiyor. Şimdi ne diyor? Kainat, dünya, insan, ahlak, cemiyet, devlet, inkılap, siyaset, adalet, mülkiyet, ordu, müsbet bilgiler, güzel sanatlar, kadın, şeriat ve tasavvuf. Şimdi her şey, yani İslam bütün bunlar hakkında, kainata bakışta, dünyaya bakışta, her şey hakkında İslami ölçünün ne olduğunu muhasebe etmek, ortaya koymak. Tabii bunlar çok şeydir. Mesela fıkıhta bir kainata nasıl bakıldığının ölçüsünü bulamazsınız. Ama bu tasavvufta bulursunuz. Dünya nedir? İşte nedir? Mesela bir tasavvufi bir vahdet-i vücut görüşü vardır. Mesela bir vahdet-i şuhut görüşü var. Şimdi bu tasavvufun tefekkürü içerisinde, tasavvufun kendi kültürü içerisinde bulursunuz. Şimdi bunları reddetme, yani Büyük Doğu sadece İslam'ın emir ve yasakları üzerine veya sadece fıkhi şeyler üzerine alışverişte dikkat edilecek hususlar üzerine bir kitap değil veya bir dava değil. Şimdi şu kadar, şimdi kaç gram altından zekat düştü falan böyle bir şey değil, böyle bir ilmihal değil bu. Bu nedir? Yani bu her şeyle ilgili. Biz kainata bak. Şimdi en basitinden, buyurun bugün izafiyet teorisi var, kuantum teorisi var. İşte Big Bang bilmem ne şeyler diyor. Evrim teorisi var. Şimdi biz bunlara nasıl bakacağız? Neresinden yaklaşacağız? Şimdi bunların ölçülerini fıkıhta bulamayız biz. Bunların ölçülerini en temel halinde mesela tasavvufta buluyoruz ve bu işte bu tasavvuftaki o kültürün bir dünya, İslami bir dünya görüşü haline getirilmesidir Büyük Doğu. Yani izafiyet teorisini Einstein ortaya attı diye izafiyet teorisi yanlıştır diye bir şey söyleyemezsiniz. Belki doğrudur. Şimdi o anlamda baktığın zaman şey yapıyorlar mesela şu çok duyduğunuz şeylerdir. İşte İslam'da tasavvuf yoktur. Nereden? O Hint'ten geldi. Daha önce mesela bu yeni moda oldu. Hint'ten geldi diyorlar şimdi. Daha önce mesela Yunan'dan geldi falan diyorlardı. Her neyse. Şimdi niye İslam'dan önce orada bir takım tasavvufi şeyler varmış? Ya arkadaş Hazreti Adem'den beri peygamberler geliyor. Öyle baktığın zaman namaz da İran'dan geldi. Şimdi oruç da, Hristiyanlarda oruç da vardı. Biz de oradan mı aldık orucu yani? Hristiyanlardan mı aldık? Veya Yahudilerde bilmem ne. Namaz, İslam'dan önce de namaz vardı. Öyle değil mi? İslam'dan önce de Allah bir diyenler vardı. Daha şeye gidelim. İslam'dan önce de Allah bir diyorlardı. Yani oradan mı aldı? Şimdi bunu çok böyle inançsızların yaptığı ve bazı böyle gizli inançsızların da sürdürdüğü bir şey bu. Edebiyat bu. Oradan aldı, buradan. Ya İslam'ınsa oradan da alır, buradan da alır. Şunu demek istiyorum. İzafiyet teorisini bir Müslüman olmayan birisi dile getirdi diye izafiyet teorisi yanlış değildir. Öyle değil mi? Şimdi o adam çıktı mesela Allah bir dedi. Sen ona
sen Müslüman değilsin diye yanlış diyemezsin. İzafiyet teorisi. Öyle baktığın zaman şimdi mesela hep mesela tıp, matematik, şunlar bunlar hiçbir tanesi Kur'an'dan çıkmadı ki bunların. Hepsi dışarıdan. Onu bırak. Bir namaz kılmak için cami yapmak gerekiyor değil mi? Şimdi o mimariyi hep Ermeni, Rum mimarlardı önce. Şimdi bunlar Ermeni, Rum diye o mimariyi onlardan almamak diye bir şey olabilir mi? Öyle değil mi? O zaman şeyi de kılamıyor namaz. Nasıl? Sen kendin bir takım şeyler getir. Şimdi şu cami mimarisi, şunlar, bunlar, bir sürü şey. Hep bunlar. Şimdi bunlar Allah'ın hikmetidir. Allah kafirde de bir takım şeyleri, kendi hikmetini, kendi sanatını dile getirir. Pusulayı Çinli icat etti diye kimse diyebilir mi ben pusula kullanmayacağım? Kullanma da gör bakalım. Git şeye de gör bakalım. Ben bir tane şey yapmak istemiyorum yani dini şeyleri de rencide etmek istemiyorum. Ama bu işler böyledir yani. Bazı şeyleri kafirden alırsın. O söylemişse sen onun hikmet tarafına, hakikat tarafına bakarsın. Sen şeye, hakikate bağlısın. Sen onun küfrü kendinedir. Yani Hristiyan Allah bir dedi için yalan söylemiş olmuyor. Ne için? Allah Resulü'nün peygamberliğini inkar ettiği için kafir oluyor. Öyle değil mi? Ama Allah bir dediyse sen de Allah bir hakikate bağlısın sen. Einstein izafiyet teorisini ortaya attığı için kafir olmuyor. Öyle mi? Einstein Allah Resulü'nün peygamberliğini kabul etmediği için kafir oluyor. Sen o noktasını alma. Ama burada bir bak bakalım ne diyor. Sen hakikate bağlısın. Hakikate. Ha buna nasıl bakacaksın? İşte o tasavvufu kaldırıp atarsan buna bakamazsın kardeşim. Veyahut da şu kitap yoksa önünde sen izafiyet teorisine bakamazsın. Kafana göre bakarsın ondan. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ki ilim kimde dahi olsa ilim ve hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulursa alır. Ya bugün ki İslam anlayışında bizler dini sadece 4 tane duvar var. Evet. İçinde bir görev var. Evet. 5 vakit ezan okur. Allah'a bekler. Evet. Namazını kılar. Evet. Oruç var. Evet. Tamam. Evet. Bu kadar yani i̇şte. Küçüklük yani aşağı evet. Ve aşağıya. Evet hocam. Aynen ben de onu söylemek istiyorum. Şimdi ana kaynak İslamiyet olursa her konuda, her sahada yani sadece bunlar değil demek ki. İslami görevler sadece bunlar değil. İslami görevler ilim öğrenmek. Güzel sanatlarda İslami sanat ölçüsünü ortaya koymak. Bunu ortaya koymadığımız sürece biz bir yeni bir medeniyet iddiasında olamayız. Geçelim. Sonra çok ciddi bölümlerden bir tanesi. Ha ben şeyi not almışım. Şimdi kadın şeyi. Bu geçen gün kaç şey olurken Ahzab suresinin 33. ayet. Şimdi bunlar hep ateistler getiriyorlar. Şimdi biz bilmiyoruz Ahzab. Bana sorsanız ben 10 gün önce bilmezdim. Ahzab suresinin 33. ayetinde ne diyor? Şimdi ateistler bunları araştırıyorlar, şey yapıyorlar. Diyor ki, mesela o ayet mealen şöyle başlıyor. Evinizde oturun diye başlıyor. Sonra gidiyor. Şimdi burada mesela tefsirlerde diyor ki burada, bu Ehl-i Beyt'e hitaben, Allah Resulü'nün ailesine hitaben evinize oturun dedi. Hani Müslüman kadınlara evinde oturmayı şey yapmadı. Bunlar tamam bunu güzel olarak gösterdi. Onlara tavsiye etti. Müslüman kadınların böyle bir bunlara vacip kılmadı onu. Müstahap olarak getir. Şimdi bunlar tabii dinde sadece böyle Kur'an'a bakarak onlar hüküm çıkarıyorlar. Böyle şey yapıyorlar. İşte kadını şey yapmışlar. Evet. Mesela üstadlar orada. Şer'i ölçülere bürülü olarak kadın İslam cemiyet ve beldesinin büyük meydanında ve her türlü iş ve faaliyet sahasında bütün nazarlara açık bir edep ve ismet heykelidir. İslam şer'i ölçülere, şer'i tesettür ölçülerine bürünüyor. Her cemiyetin her alanında olabilir. İslam inkılabının kadını. Ne diyor? Bir takım tabii İslami yasaklar var. Yani imamlık yapamaz. Hakimlikte bir de şey var değil mi? Her neyse. Şimdi Üstad Doğu Batı muhasebesi, Türk'ün muhasebesi derken lafı getiriyor İslam inkılabına. Hadi oraya getirmesiniz, bu şeye girelim. Tarih hükmü nasıl bozuldu? İdeoloji öncüsünün 5. bölümü. En önemli bölümlerinden bir tanesi. Diyor ki mesela Kanuni devrinde bu bozulmaya bir örnek veriyor. Diyor, ondan önce diyor Şeyhülislamlar yani İslami
bu dini yetki makamlarının en üstünü. Bunlar kendi içerisinde bir şura olarak, kendi içerisinde bir şeydi. Yani bugünkü şeyle söyleyeyim, özerkti. Özerk bir şey içerisinde gelirdi bu ilmiye sınıfı. Ve bunun içinden kendi Şeyhülislam'ını seçerlerdi. Padişah da onu onaylardı. Şimdi Kanuni devrinde başlayan gelenek ise şöyle oluyor. Padişah şeyi tayin ediyor, Şeyhülislam'ı. Şimdi bunun bozulmanın alameti o. Tayin ettiği zaman ne oluyor? Ondan sonra hatır fetvası oluyor. Hatır fetvası. Şimdi şeyden önce mesela onlar mesela padişaha karşı bir fetva veremiyor Şeyhülislam. Şimdi öyle bir şey yok abi. Şimdi şeye bakın mesela daha öne dönelim. Ben aklıma gelen misaller üzerinden konuşuyorum. Şimdi Melikşah öldüğü zaman Selçuklular döneminde Melikşah'ın hanımı Terken Hatun gidiyor. O zaman Şeyhülislam yok. Halife var. Halife zaten Bağdat'talar. Abbas halifesine diyor ki 4 yaşındaki oğlu için şey istiyor, fetva istiyor, onu tahta çıkarsın. Halife diyor ben veremem öyle bir fetva. O diyor onun siyasi maksatları var, vermiyor. Gidiyor o zaman şeye, İmam Gazali'ye gidiyor. İmam Gazali de işte Bağdat Nizamiyesi'nin başında devrin en büyük İslam alimi. Ondan istiyor fetvayı. Diyor böyle bir şey şeran caiz değildir diyor. İmam Gazali de vermiyor ona fetvayı. Şimdi dikkat edin. Vermiyor. O kadar hırslı ki şimdi ona alime kalkıp tek kelime edemiyor. Alimler alamıyor ağzına. Şimdi bugün 20, o günün parasıyla 20 milyon dinar harcıyor. Yani bütün Selçuklar. Bugünkü düşünün 20 milyar düşünün veya daha fazla düşünün. 20 milyar dolar düşünün veya daha fazla düşünün. Böyle bir devlet bütçesi düşünün yani. O çapta bir para harcıyor. Bütün Selçuklular dünyanın en zengin, en büyük devleti. Bütün paraya binlerce insan ölüyor oğlunu tahta çıkarabilmek için. Bütün Selçuklu alt üst oluyor. Zaten ondan sonra onlar alt üst olduktan sonra da Haçlı seferleri başlar. Onlar Selçuklular o gücündeyken Haçlı seferi falan olamazdı. Şimdi şeyler Çin'den Üsküdar'a kadar tutmuş adam. Böyle bir şeyli. Bütün bunları yapıyor. Alime kalkıp o zaman işte Şeyhülislam'a kalkıp tek laf edemiyor. Halbuki daha sonraki dönemde bu tayin şeyleriyle gelme, bu Kanuni döneminden başlayan şeyler itibariyle Şeyhülislam şeyi de vardır. Yani o Yeniçeri isyanlar içerisinde Şeyhülislam kanı da dökülmüştür. Kutsal kabul edilirken. Yani böyle bir memuriyet makamı oluyor. Orası bir memuriyet makamı olunca altta da işte rüşvet oluyor, şey oluyor, bilmem ne oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Bak şimdi gene Melikşah dönemi diyorum. Şimdi Melikşah döneminde az önce dışarıda da konuştuk. Ömer Hayyam, Ömer Hayyam hani bizim şair olarak bildiğimiz Ömer Hayyam Tuz, Nişabur'da şey kuruyor, rasathane kuruyor. Ve Celali takvimi denilen takvimi yapıyor. Bu Celali takvimi nedir biliyor musunuz? Yani tarihte ilk defa güneş yılını tam dakikası dakikasına hesaplıyor. Ömer Hayyam ve onunla beraber Selçukluların heyeti. Mesela bundan önce mesela şunlar İskenderiye'de, Romalılar'da, şurada Yunanlılar'da uğraşmış herkes de bunu hesaplayamamış tam olarak. Mısır'da var bir güneş takvimi, hepsi kayıyor. Kimisi birkaç senede bir kayıyor. İlk defa bunu Ömer Hayyam ve onun heyeti hesaplıyor. Şimdi dikkat edin, sene kaç? 11. yüzyıl. Bunların ortada 1050 falan. 1040'dan da kalan 1050-1060. Şimdi 1063 hesaplıyor. Ondan sonra bizdeki bozulmadan sonra mesela 3. Murat döneminde Takuyiddin denen adam Tophane'de rasathane yaptığı zaman o zamanki Şeyhülislam mı? Şeyhülislam zannederim Kadızade. Şeyhülislam. Oğlum fetvasıyla yıkılıyor. Topa tutuluyor şey. O diyor ne yapacağı belli değil, niyeti belli değil diyor. Falan mı bakacak, şey mi yapacak? Kaç sene geçti? 700 sene, 600 sene sonra. Şimdi bak, şimdi bozulma başlamadan önceki duruma bakın. Bozulma başlamadan önceki ama o zaman geliştirdi. Şimdi o zaman silah teknolojisinde şunda bunda da yenileri zaten. Bir adam, şimdi Biruni yaşamış az bir şey önce. Selçuklulardan az bir şey, Gazneliler döneminde yaşıyor. Selçuklulara da yetişiyor Biruni. Biruni diyor dünya beni diyor hiç kimse diyor dünya güneşin dünya etrafında döndüğüne inandıramaz böyle bir şey yok diyor ben inanmam dünya yuvarlaktır diyor orada diyor
doğuda bir kıta var diyor. Şey, Çin'in ötesinde diyor. Şimdi batıdan da gittiğinde ona varılıyor diyor. Batıda da var diyor. Şimdi adam şimdi böyle şeyler ortaya atıyor adam şimdi o dönemde. Hani müspet ilimleri nasıl kaçırdığımızın ölçüsü de tefekkürde aslında. Nasıl kaçırdığımızın ölçüsü. Tefekkür. Bunun şeyi yok. Şimdi düşünün. İmam Gazali kim okumuştu? Mesela İmam Gazali'den sonra neler değişti? Hep böyle batılılar bakışta şey derler. İslam'da müspet fikri gelişmelerin önünü İmam Gazali kapattı. E kardeşim anladım da şimdi aç İmam Gazali'yi oku bakalım. Müspet ilimlerin önünü mü kapatıyor? Ne diyor? Felsefe. Şu şey kardeşim felsefe yoktur bizde diyor. Felsefe yoktur diyor da peki pozitif ilimlere ne diyor? Mesela matematiğe ne diyor şey İmam Gazali? Astronomiye ne diyor? Ondan sonra tıbba ne diyor? Var bunlar El-Münkuz'da, El-Münkuz'u minnettelerde. Mantığa ne diyor? Ya İmam Gazali değil, müspet ilimlere karşı çıkma, müzik konusunda dahi diyor ki, müzik diyor, bir müzik şeyini parçasını diyor, alim dinlerse diyor, ilmini artırır. Aşığın aşkını parsın. Evet. Şimdi ne artırır diyor. Yani o, İmam Gazali böyle. Yani evet. Şimdi biz İmam Gazali kapattı diye bir şey yok ki. Şimdi İmam Gazali zaten o Selçuklulardan kapatsa Ömer Hayyam onun arkadaşı. Ona şey der. Yani o ne yapıyorsunuz siz? Bu batıl mezhepler var biliyorsunuz. Evet. Yani onlara karşı çıkıyor yani. Evet. Evet. Tek onda evet. İslam'a bir şey. Abi bir şey, hakkıyla yapmıyorsunuz bir şey. Bu yanlış diyor yani. Öyle abi. Şimdi hiç kimse, hiçbir Müslüman alim kalkıp da şimdi affedersiniz şeyler oluyor görürsünüz. Abi. Şimdi internet çıktı herkes öğrendi biz de bilmiyoruz. Şimdi bu oturak alemleri bilmem neler şeyler. Şimdi kimse kalkıp da bunlara caizdir fetvası veremez. Ama şimdi müzik haramdır diye girdiğin zaman da ya arkadaş ben derim ki şimdi bir annenin çocuğunu uyutmak için söylediği ninni de haram mı yani? Demek ki haram tarafı var helal tarafı var. Öyle dersen, müzik haramdır diye girersen sen o zaman yani biz şeyi getiriyoruz, hani kurban keserken Allahu Ekber, ya o da ıtrinin bestesi abi. Nasıl yapacağız? O da müzik. Yani ezanın makamı. Ya ezanın makamı, oraya demek istemiyorum ya. Ezan da makamlı abi. Yani her neyse, yani öyle girersen, müzik haramdır diye girersen gittik yani. Demek istediğim o. Yani İmam Gazali de öyle diyor. İmam Gazali. Yani şimdi bu spekülasyon yapıyor. Felsefeci geliyor spekülasyon. Böyle bir spekülasyon yok İslam'da diyor. Niye? İslam'ın ölçüleri. Ama kardeşim şimdi mesela mantık için diyor. Mantık kullanıma göre değişir diyor. Müslüman kullanırsa Müslüman'ın şeyidir diyor. Kafir kullanırsa kafire göre. Onun için. Zaten İmam Gazali'de bir şey var. 12 ilmi bilmeyen diyor. Tefsir yazamaz. Aynen, aynen öyle abicim. Yani şimdi matematik bilmeyen kozmolojiyi bilmeyen, kimyayı bilmeyen, simyayı bilmeyen, evet. Kelamı bilmeyen, mantık ilmine hakim olmayan, kelam ilmini bilmeyen insan. Ben Arapça biliyorum, hadi işte Arapçanın manasını da biliyorum, tefsir yazdım. Yok öyle şey diyorum. 12 ilimden cazette olması lazım diyor herhalde. Öyle değil. Evet. Ne diyorduk şimdi? Kanuni döneminde bozulma. Kanuni döneminde, kanuni dönemin özelliklerinden bir tanesi de bizim toplumumuzda Yahudi hakimiyetinin başlamasıdır. Bu çok ciddi bir şeydir. Kanuni ilk defa sonra 2. Selim döneminde zirvesine çıkar. Şimdi tipler var. Mesela bu Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı'sını okudun mu? Mesela orada Ester Kira diye bir tip vardı. Bir kadın. Ester Kira acayip bir kadın. Saraya girmiş. Sarayda hanım sultanların bütün uluslararası devlet ilişkilerini şey yapıyor, yazışmalarını yapıyor, gidiyor onlara. İlk önce onlara kozmetik, deodorant falan getirerek kendini tanıtıyor. Gidiyor. Ondan sonra uluslararası. Ondan sonra bu Yosef Nassi diye bir adam var. Şimdi bak bu Yahudi tarihinde mesela çok önemli bir adamdır bu. Üstad mesela bahseder bundan. Başka kitaplar. Yosef Nassi. Çok bilmeyiz. Şimdi bütün Osmanlı tarihini alt üst eden adamlardan bir tanesi bu. Şimdi mesela oradaki mesela Rusya'daki şeyler oradaki İslam ülkeleri yıkılıyor falan. Bunlar hala burada şey yapma uğraşıyorlar. Kıbrıs'ı şey yapacak. Oradan adam şarap ticareti yapıyor, üzüm ticareti yapıyor Kıbrıs'ın üzümleri için. Anlatabiliyor muyum? Yani biz şimdi Sokullu'yla falan acayip kavga. Şimdi bu Yahudi hakimiyetinin başlangıcı da Kanuni dönemindedir. O bozulma şeyleri. Ne oluyor? Bir Kabosoft'a Hamyobaz tipi çıkıyor. Üstadın ideoloji örgüsünde özellikle karşı çıktı. Şimdi bu Kabosoft'a Hamyobaz tipi. Bu daha sonra Kadızadeliler olarak o
3. Murat döneminde Rasathane'yi yıkan Kadızade ile doğrudan bir alakası olmayabilir bunun, ama böyle isim benzerliği bilmiyorum var mı. Daha sonra özellikle 4. Murat döneminde, hani 4. Murat'ı biliriz, içeride Afyon bilmem ne, işte asıl kaba softa Hamyobaz'ın tam hakim olduğu dönem o dönem. 17. yüzyıl. O Kadızadelilerin çıktığı dönem, işte bugün dediğimiz işte o Selefi akımlar, o zaman Osmanlı toplumuna ilk girişi o. İşte İslam'da kaşık yoktur diyor kardeşim adam. Öyle bir şey yapıyor. Ha, öbür tarafta adam işte yıldızları izliyor, bilmem ne yapıyor. Gidiyor şeyleri, coğrafi keşifler yapıyor, bir şey yapıyor. Sen hiç haberin yok. Daha 50 yıl önce, 60 yıl önce Katip Çelebi yapmış. Bak diyor arkadaşlar diyor, çok tehlikeli bir şey diyor. Kafirler dünyaya hakim olmaya çalışıyorlar diyor. Hakim olmak üzereler diyor. Onlara kaptırıyoruz. Ne yapıyoruz biz böyle falan. Kimse dönüp bakmıyor Katip Çelebi'ye. Katip Çelebi'de ciddi bir şey vardır. O muhasebe şeyi vardır. E bakmıyor. E ne oluyor? Ondan sonra o Kadızadeliler hakim oluyor. Bir 50-60 sene içerisinde şey kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Yani o nasıl diyeyim? Mesela şimdi derler, bunları çok araştırırlar. Bugünkü şeyler de çok ilgileniyorlar. Eskiden mesela felsefe bölümlerinde veya bilim tarihi dediğin zaman hep Batılılar okudu. Şimdi mesela Osmanlı'yı da araştırıyorlar. Diyor ki adam mesela Fatih diyor Sahn-ı Seman diye bir şimdi üniversite medrese kurdu diyor. Bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin başlangıcı kabul ediyor değil mi? 1453 yıl. Şimdi Kanuni diyor bunu kaldırdı diyor. Süleymaniye'yi kurdu. Orada diyor mesela müspet ilimler de okutuluyordu diyor. Şimdi bu Ali Kuşçu falan vardı şeyden geldi. Orada müspet ilimler de okutuluyordu. Orada işte top dökümü bilmem ne en ileri şeydeydi. Sonra bunu kaldırdı diyor. Bu kaldırdı, tamamen bu şeye döndü. Sadece dini ilimler okutuyor. Şimdi sadece dini ilimler okutmanın hani o diyoruz ya şimdi tehlikesi şurada. Sen şimdi namaz kılarsın da namaz kılacak camiyi yapamazsın. Ne olur? Ermeni usta getirmek durumunda kalırsın. Müslüman usta yetiştiremezsin o zaman. Matematik okumazsan. Öyle değil mi? Şimdi İslam'da matematik yoktur. Böyle girersen yoktur abi. Yani şimdi öyle baktığın zaman yani Kur'an'da matematik öğretilmez. Ama sen onu ilahi hikmet olarak almak durumundasın. Selim hocam, burada ben bir araya şey parantez açabilir miyim? Buyur hocam, yani, buyur hocam, buyurun. İşte İslam meselesinde çarpıcı bir örnek yaşamıştım da. Efendim hocam. Onu paylaşmak istedim. Şimdi meadeni bakıyoruz, hadis suresi zaten. Diyor ki biz yeryüzüne demir indirdik. Şimdi okudum. Ha, ne demek istiyor? E tabi Allah'ın kelamı anlamasak da nedir? Bize inanmak düşüyor. Ama Allah'a da geçtim haliyle. Ya semadan gökyüzüne demiri indirdik. Neyse bir gün işte şu National Geographic programına işte Big Bang teorisi çerçevesinde kainatın oluşumunu anlatıyor. Falan filan işte dünyamızda sonuçta diğer gezegenler güneşten kopan büyük işte alev kütleri olarak ayrı kendi şeylerini kuruyorlar bu şu anki mevcut halini falan. Derken bu halen ateş küresi halinde olan dünya gezegenine korkunç gök taşları yağıyor. Şeyin anlatımına göre tabii. Programın anlatımına göre dinliyorum. Ne deseydi? Dünyaya demir o gök taşlarının yağışı esnasında gelmiştir. Neden? Çünkü teorik olarak sistem şöyle izah ediyor kendini. Şimdi başlangıçta hani güneşin oğlum burada yıldızların yapısıyla o Big Bang teorisindeki elementler aynı işte hidrojen ve helyum biri birine dönüşüyor. O dönemde sadece bu iki element var. Onun dışında işte bu karbon, oksijen, hidrojen diğerleri yok. Bunlar ne zaman oluşuyor? Daha sonra oluşan yıldızların patlaması neticesinde bu elementler ortaya çıkıyor. Demir de o esnada oluşan bir element. Ve gök taşı çerçevesi. Ha, dolayısıyla başlangıca baktığımızda o hidrojen ve helyum çerçevesinde güneşin yapısıyla dünyanın yapısı özdeş. İçinde demirin olmaması gerekiyor. Evet. Diğer yıldız patlamaları neticesinde ancak geldiği muazzam bir şey. Şey yapınca dehşete kapıldım ben. Tamam. Hani demin arkadaş da söyledi İmam Gazan işte tefsir yapmak için 12 tane ilim falan verdi. Şimdi iş bu işin ilmi yönüne gelince
o 12 ilmi bilmek de klasik anlamda yetmiyor. Ya dediğim gibi bugün, sonra bir gün ben bunu konuşurken arkadaşlarla, arkadaşım biri dedi ki, ya dedi, aynı hadisi dedi, şey, aynı ayeti dedi. İşte Said Nursi de Güldük Mutan'da yorum düşmüş. Yaptığı yorum ne mesela? İşte orada indirdik de mesela nuzul kelimesi, nazil kelimesi kullanılmış. İşte onun bir nimet üzerinden yorumunu yapmış. Şimdi bilimsel bilgisi olmayınca en fazla diyeceğin şey bu. Yani postahını seven medreseleri olsun. O rasathaneler olsun. Şimdi evet ilk rasathaneler bizde. Ama uzaya giden kim? Belki kendileri. Halbuki o rasathan nihai hedefi aslında nedir? Şu anda uzayda bizleri de olması gerekiyordu. Yani onların kesilmiş olması haliyle bizi şu anda mahkum duruma sokuyor. Evet. Böyle bir üstadın deyimiyle tefessüh, bozulma, çürüme süreci yaşıyoruz. Ondan sonra tabii o sürecin sonunda, şimdi Kabasof'ta Hamyobaz hakimiyet sürecinin sonunda, şimdi adamlar uçuyor, gidiyor, biz kalıyoruz yaya. Benim şimdi Kanuni döneminde parantez içi bir şey daha anlamadığım bir konudur. Ben tarihi incelerken anlamadım. Şimdi Osmanlı, denizlerin hakimi, şeyin hakimi, Akdeniz'in hakimi, Karadeniz'in hakimi. Ama okyanusa çıkacak gemi yapamıyor. Bunu nasıl yapamıyor? Ben bunu anlamış değilim. Okyanusa dayanıklı gemi yapamıyor Osmanlılar. Şimdi o dönem, mesela yani bu bunun hiçbir mantığı yoktur. Doğu'da gidiyor mesela, Doğu'da Portekizler geliyor ilk önce oradan. Şeye, Hint Okyanusu'na geliyor. Orada mücadele ediyor falan ama nasıl kahramanlıklar? İnanılmaz kahraman. Şimdi Osmanlı, kahraman adamlar Osmanlılar. Yiğit adamlar. Yani ölümden korkmuyor adamlar. Dalıyor, şey yapıyor. Bazı muharebeleri kazanıyorlar, bazılarını kaybediyorlar. Neticede söküp atamıyor oradan şeyleri. Çünkü niye? Çünkü okyanusa dayanıklı gemi yapamıyor Osmanlı. Şimdi bu çok hayret verici bir şeydir. Şimdi 100 yıl önce Fatih neler yapıyor? İstanbul'u döktüğü toplar, moplar görüyorsun. Hala harikadır onlar. Yani şeydir, yani nasıl bir teknoloji? Abi şu çok, çok basit bir şey olmasa, Osmanlı okyanusa dayanıklı gemi yapamıyor. Demek ki niye yapamıyor? Niye yapamayabilir bunu? Demek ki önem vermiyor. Bunun gerekliliğini düşünün. Başka alana harcıyor gelirlerini. Bu böyle, bunun mantığı böyledir. Yani yapamamasının bir sebebi yok yani. Başka bir şeyi yok bunun. Yani sen denizlerin hakimisin. Orada korsanların olsun, şeylerin olsun, Cezayir'i fethediyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Tamam, denizde çok güzel gidiyor. Okyanusu açılan, üstelik bunun ihtiyaç hissediyorsun. Hicaz tehlike altına giriyor. Yemen'e adamlar, Yemen'e giriyorlar. Şeyden giriyorlar işte, Hürmüz Boğazı'ndan giriyor. Bilmem ne yapıyorlar. Şimdi sen bunlarla mücadele ediyorsun. Gidiyor işte açı Müslümanları. Şimdi Endonezya bilmem ne. Müslümanlar Hindistan'dan falan şey istiyorlar, yardım istiyorlar. Yardım gönderiyorsun. Ama orada onlarla mücadele edecek gemilerin yok senin. Yok, bir yok, iki yok. Ve bunun yapmanın şeyi de yok. Yani bu hayret verici bir şeydir. Yani bir şeyin ipin ucu kaçtığı zaman demek ki ya, ne bileyim, öyle bir şey yapmıyor. Ona önem vermiyor. Nasılsa yani bak şudur. Nasılsa imanlı adamlar gidiyor. Yani ondan sonra şey, Piri Reis geldi. Orada Piri Reis'i idam ettiler o sürecin sonunda. Piri Reis adam ordusunu bırakıyor, geliyor Mısır'da bir tehlike oluyor, bir şey oluyor. Sen orduyu bıraktın, geldin diye Kanuni idam ettiriyor onu. Şimdi Piri Reis gibi bir adam. Üstelik kaç yaşında? 70. Evet yani. Yani şimdi ama orada adamın bir şeyi yok ki yani. Savaş gücü yok ki. Sadece imanla. İman, gerçekten imanın olup olmaması, imana bağlı aklın olup olmamasıyla da ilişkilidir. Yani sadece kuru kuruya iman gücü. Şimdi şöyle bakın. Şimdi bizim mesela yani bir maç yapar. Türkiye bilmem ne, İngiltere maç yaparsın mesela. Şimdi orada iman gücüyle ne yapabilirsin? İman gücü. Yani mucize Allah ara sıra şey verir. İmanı olanlara bir nasip verir. Ama o iman, o akılla, o akıl dediğin maddeye hakimiyet ünleriyle beraber ortaya çıkmamışsa, beraber değilse hep kaybedersin.
Yani iman kaybedersin, şehit olursun. O ayrı mesele. Ama hep o şeyi hep... Hocam şehitlik güzel de Peygamberimiz diyor ki siz düşmanın silahından daha çok... Değil, düşmanın silahıyla silahları. Yani, mesela ilim konusunda da diyor ki müminin alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür diyor. Alimin mürekkebi, kaleminin mürekkebi. Bugün mesela düşünün hocam yani İslam çağında yani hocamızda bir tane Allah rızası için kalem var mı? Yani hep yukarıda işte Allah'ın temsil ettiği, gönderdiği işte siyasi rical var. Onun emriyle kalemler çalışıyor bu. Yani maalesef. Yani şey olarak şunu diyeceğim, özür dilerim. Yani biz şimdi evrim teorisine karşıyız da evrim teorisine karşı bizim bir teorimiz yok. Yani bunu bilmemiz lazım. Şimdi Adnan Oktar'ın sitelerinden falan gidiyoruz. İşte ayete göre şöyledir falan. Kardeşim bırakın şimdi. İlme ilimle karşılık verilir. Hani bu İslam, bu İslam'da da böyledir. İnsan selam verirse selamla karşılık verilir. Yumruk atarsa yumrukla karşılık verilir. İlim koyarsa ilimle karşılık verilir. Fikirle gelirse fikirle karşılık. Bu böyledir. Şimdi sen ona karşılık verecek bir teorin yok ki. Sadece bekliyorsun oradan inançlı bir Hristiyan çıksın bir şey söylesin de onu kapayım. Ama yok ki yani. Onların teslim bayrağı çekti. Kapalı kabul ediyor evrim teorisini. Yani o da yani gidip. Şey olur yani öyle şimdi oraya girmeyelim. Ama demek istediğim o yani. Bekleyenler beklemesin diyor. Evet. Şu müsbet bilgiler, güzel sanatlar derken işin olur. Biz de dikkat ederseniz kitabın direkt kendisinden değil de kitabın çevresinden konuşuyoruz ki manalar şey olmasın. Çünkü bazı şeyler söylene anlamı düşüyor. Üstadın üslubu da öyledir. Aslında tekrarlaya onu sanki önemsiz bir şeymiş gibi geliyor insanlara. Abi bunu açmak lazım, bunları konuşmak lazım hep tek tek. Şimdi tarih hükmü nasıl bozuldu? Böyle Kavmi'den başlayarak bir bozulma. İşte o Kabasoft Amiyobaz döneminin sonunda da ne oluyor? Küfür yobazı tipi ortaya çıkıyor artık. Diyor ki bakıyor, ooo adamlar bir şehirler yapmışlar, bir ülkeler yapmışlar. Neler yapmışlar diyor. Biz yapamıyoruz. Adamlar yapıyor abi. Olayına geliyor. Ondan sonra ne oluyor? Batı hayranlığı. Oraya gidelim, orada öğrenci yetiştirelim. Oraya giden de zaten oranın ajanı olarak dönüyor artık. Biz de diyor, biz de burayı da öyle yapalım diyorlar ve bir savaş başlıyor. İşte o Jön Türk tipinin falan ortaya çıkışı. Niye? Giden hayran olarak dönüyor geri. Şimdi bugün de öyleydi. Bugün de devam ediyor bu süreç. Bir gidiyor adam şimdi diyor bak kırmızı ışıkta geçmiyor adam. Ulan sen bakıyorsun burada oho. Abi şimdi bunun bir şeyi yok. Bunun bir izahı yok yani. Ya burada bir şimdi burada Müslüman adına bir tane eşek. Şimdi orada baktığın zaman böyle bir tip yani böyle bir şey. Nizam orada. Akıl marifeti orada. Şey orada. Şimdi bu işte bir terslik var. İşte bu kitabın şeyi bu işte bir terslik var. Bu niye böyle? Anlatabiliyor muyum bu kitabın esprisini böyle görelim. Bu işte bir terslik var. Yani biraz yazıt gibi duran ama aynı isteyeceğinin farklı iki tipolojisi yani işte bir dinin yobazı, bir küfrün yobazı. Evet. Birbirini besleyen, destekleyen, birbirinden yetişen, doğan şeyler. Şimdi ondan sonra bu tarih hükmü, bu tarih muhasebesi bölümünden sonra üstad şeye geçiyor. İslam inkılabı, asıl oraya giriyor. İslam inkılabı, beklediğimiz inkılap diyor. Bir bölüm açıyor, beklediğimiz inkılap. Okuyayım mı şimdi mesela beklediğim, orada bir takım tipler çiziyor. Reformcu, nefsani tefsirci, hamyobaz, sahte sofi. Şimdi bunları çiziyor, bunları dışarıda bırakıyor. Böyle şimdi biz mesela reformcu. Reformcu nedir reformcu? İslam eksik, yanlış. Onu yıkıp yeniden yapma şeyidir. Reformcunun tavrı. Bunu görürsünüz. Bunu çok ben günlük hayatımda çeşitli şeylerde, platformlarda bunun üzerinde çok duruyoruz, çok konuşuyoruz. Çok tipler var böyle günümüzde. Onlara ayrı da uzun uzun girmeyelim. İşte nefsani tefsirci. Yani ben aklımla Kur'an'ı tefsir ederim. Şimdi böyle Yaşar Nuri falan vardır. Her şeyde mesela böyle işte demek. Ya şunu söyleyeceğim yani kusura bakmayın. İslam barış dinidir. İslam barış dini de yani öyle İslam barış dinidir diye gitmiyor ki o iş. İslam bir de savaş dinidir yani. Şimdi bu mizacımıza ters gelebilir ama yani
İslam sadece barış dini, İslam bir yönüyle barış dini, bir yönüyle de savaş dini. Bunu da şey yapmayalım yani, bunu da görmeyelim. Bunu da görmezden gelmeyelim. Bu zıt kutuplar arası muvazen bir yönüyle, bir yönüyle savaş, bir yönüyle de medeniyet dini. Şimdi bu medeniyeti, bu medeniyet sanki yokmuş gibi bir yönüyle emirler ve yasaklar. Evet, bir yönüyle de medeniyet. Bu medeniyeti şey yapmayalım yani, böyle biz, bizim güzel sanatlar, şunlar bunlar bizim alakamız yok diyemeyiz biz. Diyor üstad. Geçelim şeyimiz ve sonra gerçek ve derin Müslüman diye, gerçek ve derin Müslüman diye bu Büyük Doğu davasının idealleştirdiği insan tipini anlatıyor. Gerçek ve derin Müslüman. Akılda, zevkte, şunlar bunlar nasıl nedir? Beklediğimiz inkılabın yönleri. Onları da tek tek geçeyim onları da. Şimdi mesela bunlar hep üzerinde durmamız gereken şeyler. İdeolojinin ne olduğunu, için gerektiğini de gösteren şey. İktisat, siyaset, toplum, teşkilat, düzen, devlet, sınıf, gençlik, milliyet, köy, şehir, aile, mektep. Şimdi bakın, bunlar hep İslam'a göre. Ne olduğuna girerseniz ideolojiyi şey yaparsınız. Mektep, müspet bilgi, güzel sanatlar, adalet, mahkeme, sıhhat ve güzellik, kadın, üreme, türeme, ordu, dünyayı imar diyor. Ve burada bir şey var. Şimdi bu bölümde beklediğimiz inkılabın yönlerinde burada çok çarpıcı bir şey var. Aslında bunun üzerinde çok durmak lazımdı ama uzadı gittikçe şey, konferans çok sarkacak. Diyor ki İslam inkılabının her inkılap bir sınıfa dayanmıştır. İslam inkılabının dayandığı sınıf da aydınlar sınıfıdır. İslam inkılabının rejim karakteri aydınlar aristokrasisidir diyor. Aydınlar aristokrasisi. Şimdi bakın İslam'ın başlangıcına en uygun şey. Şimdi mesela İslam'ın başlangıcında nedir? Mesela Allah Resulü ve onun etrafında sahabiler ve sahabiler de sahabe-i kiram, en üstünler, en üstün idrak sınıfı. En üstün idrak sınıfı en şeyde. Mesela düşün, orada o zaman saltanat yok. Hazreti Bekir seçimle geliyor. Ondan sonra o Hazreti Ömer'i tayin ediyor. O ondan sonra gene hep seçimle geliyorlar şeylere. O seçim de belli şeyler arasında oluyor. Şimdi bu aydınlar aristokrasisi İslam inkılabının emanet edileceği sınıf, İslam inkılabının dayanacağı sınıf böyle bir aydınlar, seçkin aydınlar şeyi zümresidir diyoruz. Aydınlar sınıfıdır diyor üstad. Ve bu da aristokrasi deyince de aristokrasi nedir? Böyle kan aristokrasisi, babadan oğula geçer falan. Şimdi bu aristokrasi, aydınlar aristokrasisi öyle bir şey değildir. Babadan bilmem neredeki bir oğlan, hiç tanımadığı bir oğlan. Şimdi aydın, bu Allah'ın verdiği bir soyluluk. Hani böyle şeylerde mesela altın silsile falan bilir misin? O velayet şeylerinde. Mesela birisi burada zuhur eder, öteki hiç tanımaz onu, Hindistan'da zuhur eder falan. Şimdi o böyle bir nur. Şimdi aydın olmak da böyle bir şey. Allah'ın kullardan bazılarına verdiği bir şey. Bu alim olmak mesela. Alimlik babadan oğula geçer veya geçmez. Şimdi bir adamın oğlu, alimin oğlu zalim de olur, alim de olur. Yani onun bir prensibi yok veya bizim nazarımızda yok, Allah'ın nazarında var. Veya talebesi onun hiç tanımadığı veya işte düşman kabilenin çocuğu olabilir. Öyle mi? Yani bunun bir prensibi yok. Aydınlar sınıfı, aydınlar aristokrasisi böyle bir şey. İki şeye karşı bu rejim biçimi, bu iki şeye karşı. Birincisi kraliyet. İkincisi de cumhuriyet. Yani cumhuriyet de nedir? İşte böyle şeydir. Toplumda herkesin seçim, herkesi arasında bir seçimdir veya da demokrasiye karşı sanıyorum. Demokrasiye karşı. Veya öyle diyelim. Demokrasiye ve kraliyete karşı diyelim. Ciddi demokrasi eleştirisi ve kraliyet, öyle babadan oğula geçen şey, saltanat eleştirisi içeren bir şey. Sadece aydınlar arasında, sadece aydın sınıfa dayalı bir şey. Mesela askeriye değil, mesela zenginler sınıfına dayalı bir rejim değil. Veya ne diyeyim, orada işte proletaryaya dayalı bir rejim değil. Neye dayalı? Aydınlara dayalı. Bu rejimde yönetici olmak için, yönetmek için. Şimdi bu bir yönüyle İslam'ın özüne uygun.
yönetim biçimi. Bir yönüyle mesela bu Eflatun'dan başlayan ideal devlet arayışının da bir cevabı, karşılığı bu. İdeal devlet, en iyi devlet, ideal devlet ne olmalıdır? O anlamda mesela Eflatun'un öyle bir demokrasiye eleştirileri, tiranlığa eleştirileri falan da hemen hemen alınmıştır bu şey içerisinde, bu değerlendirmeler içerisinde. Her neyse, ve buradan geçiyor, bir şey kuruyor, bir devlet modeli ortaya koyuyor üstad. Ne diyor buna? Başyücelik devleti diyor. Sonradan mesela bilirsin, Salih Mirza Beyoğlu aldı, bunu bir kitap halinde ortaya koydu, şey yaptı. Nedir o? Kendi dış bağlantılarını, işte dünya düzeni içerisindeki yerini ortaya koydu. Tabii bu orada kalacak diye bir şey yok. Bunu çok daha geliştireceğiz, çok daha her yönüyle, her yönüyle herkesin üzerinde durması, çalışması gerek. Üstad böyle bir İslami devlet modeli ortaya koyuyor. Ne diyor? Başyücelik devleti. Ve buna da uzun bir bölüm ayırıyor. Başyücelik. Ama ben son olarak, ben biraz uzadığının farkındayım. Vakit de geçti. Son olarak, şimdi başyücelik devleti kısmına girmeyeceğim. Keşke böyle şey yapsaydık, bir saat daha vaktimiz olsaydı da oradan konuşsaydık. Son olarak şöyle diyeyim. Büyük Doğu'nun temel prensiplerini ortaya koyuyor üstad. Temel prensipler. Ne bu temel prensipler? Bunları bir tekrar edelim, bunları bir şey yapalım da. Bu davanın temel prensip, bu ideolojinin temel prensiplerinin ne olduğunu bir kafamızda tutalım. Birincisi ruhçuluk. Ruhçuluk nedir? Maddecilik, ruhçuluk tartışmasında veya şöyle diyelim. Üç kutup vardır burada. Birincisi idealizmdir. İkincisi materyalizmdir. Üçüncüsü de rasyonalizmdir. Bu da akılcılık. Öyle mi? Şimdi bu şeyde idealizm tarafı, ruhçuluk bu idealizm. Yani, şimdi Müslümansan ruhçu olmak durumundasın. Zaten böyle bir akılcı Müslüman olamazsın. Yani ötelere inanıyorsun sen, aklın şeyine gitmiyorsun. Veya maddeci olamazsın. Şimdi bunlar ikisi, akılcılıkla maddecilik birbirini tamamlayan şeylerdir. Rasyonalizmle şey, materyalizm. Bizim o anlamda idealizmdir, ötelere inançtır. Hakikatin ötelerde olduğuna inançtır. Ruhçuluk temel prensibi, Büyük Doğu'nun birinci prensibi bu. İkincisi keyfiyetçilik. Keyfiyetçilik. Çoktan ziyade teke inanmak. Birçok ağaçtan ziyade bir tane ağaca, ağaç imajına inanmak. Nedir? Mesela demokrasiden ziyade veya kalabalığın ortak görüşünden ziyade bir kişinin hakikati ifade edebileceğini. Mesela şimdi izafiyet teorisi, izafiyet teorisini bir tümü toplumun bulabileceğine inanmak değil de sadece bir Einstein'ın çıkıp bulabileceğine ve bütün topluma kabul ettirebileceğine inan. Keyfiyetçilik. Bununla tamamlayan üçüncü prensip de şahsiyetçilik. Şahsiyetleri, şahsiyet ortaya koy. Şimdi böyle bu dünya görüşleri zamanımızda şeydir. Mesela kapitalizm nedir? Bireycidir. Öyle mi? Bireyci veya ferdan, individualist derler. Bireycidir. Sosyalizm nedir? O da toplumcudur. Toplumun hakları, toplumun şeyleri, toplum, herkes eşittir, herkes şey yapar, bilmem ne. Kapitalizm bireycidir. Birey, birey, ben bireyim, ben özgürüm falan. Şeyin, üstadın Büyük Doğu davası ise şahsiyetçidir. Şahsiyet nedir? Şudur, Allah verdiği istidadın hesabını sorar. Allah sana ne verdiyse onun en üstününü ortaya koyma. Üstün şahsiyet olarak bu şahsiyetler yetiştirme davası. Öyle mi? Sadece birey olarak, sadece kalabalıkta bir sayı olmak değil. Zamanın içinden üstüne çıkma gayesini edinmiş insan olabilme davası. Üstad diyor, ne diyor? Bir kişi lazım, cemaat hepsinden varım diyorsa, yani, hiçbir şey evet, yani. Ben varım diyeyim. Yani şahsi, her konuda kendimizi şahsiyet olarak ortaya koyabilme davası. Dördüncü olarak nedir? Ahlakçılık. Biz ahlakçıyız. Ahlakımızın kaynağı da İslamiyet. Ahlakçılık. Beşinci olarak nedir? Milliyetçilik. Biz milliyetçiyiz ama bunun üzerinde aslında çok durulacak bir şey bu. Milliyetçilik, nasıl milliyetçilik? Biz geriye doğru değil, ileriye doğru milliyetçiyiz. Yani üstadın deyimiyle
menba istikametinde değil, mansap istikametinde. Öyle mi? Yani şu, şimdi biz şey olarak mesela Mimar Sinan'ın kökenine bakmayız. Mimar Sinan bizdendir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın kökenine bakmayız. Bizim milliyetçilik anlayışımızda böyle bir şey yoktur. Barbaros Hayrettin Paşa bizdendir. Anlatabildim mi üstadın milliyetçilik anlayışı? O anlamda bir şey davası. Köken, ırka dönük bir şey değil, kökene dönük bir şey değil. Dedim, alimden zalim olur. Kafir babası, şimdi Mihal Gazi, yüzyıllarca Osmanlı'nın Akıncılar Teşkilatı'nın başı bu adam. Kurmuş, yönetmiş yüzyıllar, bütün fetih. Babası tekfur bu adamın. Yani şimdi babasına bakarsak, öyle mi? Babası tekfur yani. Her neyse, milliyetçilik. Ondan sonra altıncı madde ne? Cemiyetçilik. Cemiyetçilik. Çok şey yaptık, uykular bastı, farkındayım. Bitiyor. Cemiyetçilik. Cemiyetçilik nedir? Biz toplumcuyuz da aynı zamanda. Yani toplumla, toplumun haklarında şöyle diyelim, bizim Büyük Doğu'nun çizdiği toplumda bir tek aç, çıplak, işsiz şey kalmayacak. Bu anlamda toplumculuk. Yani anlatamıyorum şimdi böyle burada, şurada adam ne yapıyor? Şurada memurlar şey gibi yaşıyor. Orada öbür taraf can çekişiyor diye bir şey yok. Onu şey yapayım, cemiyetçilik şeyden geçti. Yedinci madde, altıncısı oydu da gerçi birisini öne kaydırdık. Sermaye ve mülkiyette tedbircilik, onu tamamlayan şey. Sermaye ve mülkiyette tedbircilik. Nedir o? İşte bizim şeydir, liberalizmle komünizm arasındaki İslami sistem. Bunun üzerinde de çok durmak lazımdı. Liberalizm, yani böyle bir sivrilme, yani bizim toplumumuzda böyle Koçlar Sabancılar olmayacak. Üstadın çizdiği toplum modelinde, devlet modelinde. İşte, yani orada Koçlar Sabancılar olurken burada böyle sokakta çöp toplayan adamlar olmayacak. Ne olacak? İşte onun, sen zekatını alırsan, onun zekatını alırsan veya kendi senin iktisadi yatırım şeyler içerisinde gösterir. O öyle olamaz zaten. Orada bir tane koç olacağına mesela 20 tane daha küçük şeylerin ortak bir şeyi olur. Ortak bir gücü olur. Herkese sermaye topluma yayılır. Tedbircilik dediği. Şimdi mesela onu da mesela şey olarak açmıştır. İslam'da şey vardır, müdarebe sistemi vardır. Mesela Salim Rıza bu iktisat ve ahlakı yazarken onu şey diye yapar. Mülkiyet hakkına bağlı cemiyet sermayedarlığı. Yani ferdi mülkiyet hakkına. Yani biz komünistler gibi mülkiyet hakkını kaldırmıyoruz. Mülkiyet hakkı veya çalışanın birisi çok çalışır, öteki az çalışır, birisi çok kazanır, öteki az çalışır. Bunlar şey ama cemiyet sermayedarlığı. Sorun, amaç şudur, amaç böyle fert sermayedarlığı, amaç bir koç ortaya çıkarmak değildir. Amaç koçun yaptığı işi, koçun yaptığı o sermaye gücünü 100 kişiye koydurmaktır mesela. İslam'da böyle yukarı veya aşağı doğru sivrilmelere izin vermemektir. Yukarı ve aşağı doğru. Yani böyle birisi düşer, sen ya düşen düşsün diye öyle bir şeyin yok İslam'da. O düşenden sen sor. Yani komşusu açken tok yatan bizden değildir. Şimdi bunun şeyleri var, prensipleri var. İşçinin emeğini alnının teri kurumadan veriniz. Öyle mi? Şimdi alnının teri kuruysa ne olacak? İşte o işte Marx'ın sayfalar boyunca anlattığı artı değer. O şeyinden kazan. Neyse uzun hikayeler. Yedinci olarak nedir? Sekizinci olarak nedir? Nizamcılık. İşte her şey nizam. Şimdi o işte batıda kırmızı ışıkta geçmeyen adamdan tutun da şeye kadar her şey bir nizam. Dokuzuncu olarak nedir? Müdahalecilik. Gerektiğinde müdahale edilme. Şeyse. Aksiyon. Böyle zamanın akışına bırakmak değil. El. İslam'da aziz bir şeydir. Yani şimdi eli de Marksistler yüceltiyorlar. Mesela şey diyor, Engels'in bir kitabı var. Ne? Maymundan insana geçişte emeğin rolü. Elin gelişmesi, maymundan insana geçiş. Şimdi öyle değil de ya. Elin yaptığı, el aksiyonun şeyidir. Fiilin, hamlenin ifadesidir, sembolüdür.
elin yaptı. Biz fiile inanırız, hamleye inanırız. Aksiyona inanırız. Gibi. Öyle bırakıp seyretmeyiz. Gibi. Çok üzerinde durulacak şeyler de benim söyleyeceklerim bu. Son olarak belki son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi bu eser son bitti. Tamamlandı, bitti. 79'da Üstad Pınar'ı ek yazdı. Nedir? İdeoloji örgüsüne ek. Şu kısımda var, İslam'ı yenilemek. İdeoloji örgüsüne ek. Ve parantez içinde Akıncı Güç kadrosuna ithaf. Şimdi Salim Rızaoğlu ve arkadaşlarına bütün kitabı şeysi ithaf edin. Şimdi bu sonradan bu parantez içindeki kısım çıkarıldı, atıldı. Şimdi bu kitap şey olarak İdeoloji örgüsüne ek Akıncı. Üstadın el yazısıyla bu kısım vardır. Yani onu şimdi büyükte o yayınların tasarı. Bak, İslam'ı yenilemek. Şimdi şurada parantez içinde Üstad'ın el yazısı Akıncı Güç kadrosuna ithaf. Şimdi bu bir şeydir. Yani bunu sen böyle tamam çıkarsan ne olur, çıkarmasan ne olur ama o da oldu, onu da bilelim. Yani 11 bölümde biten kitap 1979'daki bu İslam'ı yenilemek kısmıyla 12 bölüme şey yaptı. Ve burada hadi son diyorum, son bir şey. Dün akşam Hayrettin abiye de sormuştum. Şimdi üstad diyor 7 ölüme karşı biz. Bu 7 ölümü sayalım. Öyle bitirelim. 7 ölüm. Nedir? Hani namazın farzları. Nasıl onlar? İçten farzlardır. Nasıl onlar? Namazın farzları nasıldı? Altısı içten. Şimdi bu 7 ölüm. 7 ölüm. Dördü içeride. Dördü. Evet. İşte bu. Necaset. Tamam. Bu 7 ölüm. Nedir bunlar? İçerideki ölümler. Birincisi kaba softa amyobaz tipi dedi. İkincisi bu taklitçi küfür yobazı tipi diyor. Üçüncü ölüm olarak da fikirsizliği şey yapıyorum. Biz fikri geleneğimizi, kültürümüzü, şeyimizi kuracağız. Bunu üçüncü ölüm olarak belirtiyor. Dördüncü ölüm olarak da burada şey diyor, devrim ağaları diyor ama söylediklerinden sanki orada o zamanın şartlar içerisinde söylenememiş bir şey olarak anlıyoruz. Hani bugün böyle bu İşte böyle cuntacılar vardır ya, ikide bir darbe yaparlar şunlar buna. Şimdi onlara laf söylüyor. Bu devrim ağları tabirinden kasıt o. Dördüncü ölüm olarak onu gösteriyor gibi. Bir de dıştan ölümler var. Bunlardan bir tanesi komünizm. Beşinci. Yedi ölüm, beşincisi komünizm. Altıncısı faşizm ve nazizm. Yedincisi de batı emperyalizm. Yedi ölümü böylece. Tekrar edeyim mi? Yedi. Evet. İşler. Kabasofi, taham yobaz. Ondan sonra bu küfür yobazı, taklitçi, batı taklitçi. Üçüncüsü fikirsizlik. Fikirsizlik. Dördüncüsü devrim ağaları. Devrim ağaları, paşaları diyelim biz. Beşincisi komünizm. Dıştan olanlar sonucu. Altıncısı faşizm ve nazizm. Yedincisi de batı emperyalizm. Yedi ölüm. Bunlara diyor, bunlara çok dikkat edin diyor. Bunlar bize hep öldürücü zehir diyoruz. Benim diyeceklerim bu kadar. Şey olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa çok yorucu olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Ben iki saati geçtik yani. Baş eser olduğu için zaten. Tabii yani çok konuşulacak yani. Şey var. Ben ölümün ilki şey kaba softa amyobaz. Anladım. Evet. İkincisi küfür taklitçi. Evet. Batı taklitçi tip.